Evet, sanırım başarabildik. Bu Murphy ile olan alıp veremediğim nedir benim ya? Streaming başladı diyor ama sol üstte. Evet. Şimdi diğer platformlar için yayın kısmını da ayarlamaya çalışıyordum. Mete sağ olsun bizden. Halletti sanırım o tarafı. Selam bu arada herkese. Merhabalar. Sana da merhaba sevgili kardeşim Emre. Bayağı Selam Burak. zaman olmuş. Bir Bayağı bayağı uzun zaman oldu. 7-8 hasretle sene oldu. gideriverik sen de. Aynen Aynen. En son İzmir'deyken değil mi? öyle. O Aynen. tarafta bir İzmir, görüştük. İzmir olması lazım. Gene bir eventte bir herhalde siber güvenlik konferansından bir tanesiydi. Aynen öyle. Gene bir etkinlik tarafında denk gelip. Hatta bir tane de Kıbrıs vardı seninle beraber katıldığımız. Yanlış En son hatırlamıyorsam. Kasım Hoca'nın düzenledi aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Şak Önce bir hal hatır sorayım dedim. Hani nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor işler? En azından onunla başlayayım. Sonra hemen akabinde şu şeyi bizim en azından CyberCode'dan bahsedeyim. Sonra mikrofonu senin tarafa vereyim. Sen o tarafta hem sunumla beraber ürünü de anlatıyor olacaksın. Ben inceleme fırsatını buldum. Bayağı da keyif aldım ürününden. süper. Çok başarılı ama tabii ki onun biraz da böyle üst kesimde bir teknik beceri gerektiren tarafına bir servis lazım olduğuna kanaat getirdim ki o tarafa da bir servis konusu gündeme geldi bizde. Onu da anlatıyor olacağım bu tarafta. Sonra bir demo ile beraber herhalde tamamlarız diye düşünüyorum bugün için en azından ajandayı kabaca böyle ifade edeyim. Zaten detaylı bir sunum yapacağız. Enterprise Forensics nedir, Threat Hunting tarafında nasıl kullanılır diye. Aslında Binalyze yıllarca çekilen sıkıntıların, bize birebir yaşadığımız sorunların çözümü olarak ortaya çıkan bir şirket. Şu an 40 kişiyle devam ediyor. Süper. Çözdüğü sorun da yani 3,5 yıl gibi bir süre içerisinde bayağı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Sebebi de aslında endüstride çok ciddi bir algıdan kaynaklı bir sorun var. Antivirüslerle başladığı için bu sektör maalesef artık hala şeye odaklanmış durumdayız. İşte malware yakalama kavramına odaklanmış durumdayız. Binalyze aslında Tabii. bunu çözüyor. Kurumların yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi olan visibility, görünürlüğü çok ciddi manada arttırıyor. Piyasada başka hiçbir ürünün arttırmadığı kadar. Biz yoğun bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz müşterilerimizden gelen feedbacklerle. Bizim tarafta böyle. Aslında hem kendi sorunlarımızı çözmek için oluşturduk ama uzun zamandır olay müdahalesine zaten gidebilecek vaktimiz kalmadı. Şimdi sizin sorunlarınızı çözmek aslında bizi inanılmaz mutlu ediyor. Süper. Senin en azından o tarafta gerçekten yapmak istediğin, başarmak istediğin tarafa çaba göstermen ve bunların meyvelerini alıyor olman benim de hoşuma gidiyor. Kaldı ki keza ben de aslında CyberCode'la beraber yapmaya çalıştığım taraf buydu. Bizde de standart özellikle ortaya koymaya çalıştığımız servislerle alakalı bir değerini tam ölçümleyememe problemimiz var piyasada. Yani ürünler gerçek anlamda hani belki en fazla yatırımın yapıldığı taraf oluyor ama bununla beraber bir servisin insan tarafında da en azından yatırımın aynı oranda belirli bir şeye de alması gerekiyor. Desteği alması gerekiyor. Onun için de bir mücadeleyi verebilmek, sahasında kendi zemininde en azından bu oyunu kurgulayabilmek ayrı bir eformuş. Başka bir yerde, başka bir çatı altında bunu sahada uygulamaya çalışmak zormuş. Biraz kendi tarafında, kendi işinde, kendi modelinde bunu kurgulayıp en azından o şekilde servis edebilmek veya yani mücadele edebilmek gerekiyormuş. Onu anladım ben de. CyberCode'la da beraber bu tarafı kotarmaya çalışıyoruz. Özellikle müşteri tarafında bunu bir tek seferlik çalışmalardan ziyade bir uzun vadeli partnerlik modeli şeklinde. Onların güvenlik duruşuna ne kadar katkı sağlayabilirsek buna yönelik bir çalışmayla beraber keyifli, kaliteli ki altı çizilecek yer burası zaten. Kaliteli olan tarafa yönelik bu servisleri sağlayabilmek benim her zaman için maksadım oydu. O şekilde bir yola çıktık. Bakalım umarım senin de yolda. Yollarımız kesişmiş vaziyette. Bir şekilde beklediğimizi aradığımızda istediğimiz gibi buluruz diye düşünüyorum. Süper.
Kısaca Ben sizden de hafta sonundan başlayayım yoksa ben direkt geçeyim mi? yani şey Cyberkot tarafını şey de senden sonraya da saklayabilirim. Sorun değil. Sen istersen başla. Hazırda zaten sunumum ve geri kalan anlatacakların da var. Onları tamamlayalım. Sonra ben kabaca en azından hem CyberKot'tan hem de bu taraftaki servisten de bahsediyor olurum. Servisle beraber ne yapmak istediğimizi. Onunla beraber göstermek istediğimiz demoda da sağ olasın. En azından yardımcı olmaya çalıştın. Orada da Murphy peşimi bırakmadı. Hikayemi oraya gelince de anlatacağım. Ne yapmaya çalışıyordum aslında, ne göstermek istiyordum. Onunla beraber oradan çıkartılacak şeyler de var. Bu servisin sağlayacağı derslerle alakalı veya bize sağlayacağı katkılarla alakalı bir takım ufak hikayesi de var. Onu da Tabii. anlatırım. Onun üstüne daha sonra zaten şeye geçiyor olacağız. Çekiliş tarafına geçiyor olacağız. Tamamdır. O zaman ben ekranımı Tamam. paylaşayım. Hemen başlayalım. Ekran paylaşımını açabilirsek. Sen de açık herhalde. Yetki vermem gerekiyor mu? Ya da herhangi bir şey Yok, olsun. ayarlanması gerekiyor mu? Security tarafından direkt açabilirsek ekran paylaşımını alt tarafta. O kapalı mıymış? Bakalım. Kalkan işareti var orada. Share screen'de. Ona ben de müdahale edemiyorum. Host bu işi yapabiliyor diyor. Beni host yapabilirsiniz gerekirse. Tamam, ben host oldum. Şöyle olabilir mi? Tekrar dönüyorum. Okey, geldi şu anda. Geldi değil mi? Şu an görebiliyor musunuz? Aynen, gözüküyor. Süper. Biraz şunu küçültelim. Teşekkürler katılımınız için. Kısaca ajandadan bahsedeyim. Bugün neden bahsedeceğiz? Sunumun ilk yarısını, ilk yarım saatlik bölümde önce bir dijital forensiğin yani adli bilişimin ve siber güvenliğin kısa bir tarihinden bahsedeceğim. Bunun aslında önemi şu anki olaylara bakış açımızı anlamak. Maalesef farkında olmadan biz 40 yıl önce icat edilmiş metotlarla, 40 yıl önce bulunmuş teknolojilerle şu anda siber güvenlikte bir savaş vermeye çalışıyoruz ve bu savaşın sonuçlarını da görüyoruz. Ek olarak Barkın da bahsettiği gibi şu anda zaten bu alanda yetenekli insan bulmak çok ciddi manada zor. Talent War diye geçiyor globalde bu. Yakın zamanda Microsoft bir açıklama yaptı. Yeni yeteneklerin yetiştirilmesi için bizzat destek olacakları ile ilgili. Yani birden fazla aslında cepheden sıkışmış durumda siber güvenlik sağlamaya çalışıyoruz şu anda. Sonrasında Binalyze neden kuruldu? Aslında yine bu ihtiyacı çözmek için kurulduğunu göreceğiz hep birlikte. Sonra forensik modlarına bakacağız. Yani metotlarına bakacağız. İşte memory forensik, live forensik vesaire gibi. En sonunda da incident response perspektifinden ilerleyeceğiz. Sonra Barkın'la bir discussion bölümümüz olacak. En sonunda bir demomuz olacak. Kısaca Binalyze'dan bahsedeyim. Binalyze 3,5 yıl önce kurulan bir şirket. Her ne kadar yeni bir şirket olsa da aslında 10 yıl artı 3,5 yıl olarak görebilirsiniz. Çünkü şu an birlikte çalıştığımız ekip yakın zamanda 40 kişiye ulaştı. 10 yıldır beraber çalışan bir ekip zaten. Siber güvenlik sektöründe ciddi tecrübeye sahip 10 milyon müşteriyle çalışmış bir ekip. Bu sektör zaten oturmuş bir sektör, dijital forensik pazarı. Fakat sorun şu, bu alanda birkaç tane sadece eski ve tradition forensik ürünleri şu anda kullanılmak zorunda kalıyor. Çünkü ihtiyacı görebilecek maalesef çok az sayıda ürün var. Yakın zamanda Ocak ayında Early Bird tarafından yatırım aldık. Early Bird'de bilmeyenler varsa Avrupa'da en reputasyonu yüksek yatırımcılardan biri. Türkiye'de de Picus gibi, Trendyol gibi, Obilet gibi birçok girişimin yatırımcısı. Bunlar da kısaca key referanslarımız. Big Four'un dördüyle çalışıyoruz. Onlardan sonra gelen auditing şirketleri var. Onlar da dahil olmak üzere birçok audit şirketiyle çalışıyoruz. Bu işi MSSP'ler popüler olmadan önce aslında bu şirketler yapıyordu. Çeşitli EDR vendorlarıyla çalışıyoruz. Sophos gibi. Large Enterprise'ler var müşterilerimizin arasında. Garmin, Türk Hava Yolları gibi. ISP'ler var. Turkcell, Elisa gibi. Finlandiya'da Elisa, Türkiye'de Turkcell. Ve birçok MSSP var. CyberCode da aslında bunların arasında.
Çok hızlı kendimden bahsedeyim. Binalyze'in kurucusuyum. Eski Komodo ve Zemana yaklaşık 10 yıldan fazla bir zamanım malware sektöründe geçti. Antivirüs ürünleri geliştirmekte geçti. Barkın'a da Komodo'da Aynen öyle. Bayağı keyifliydi o dönemde. çalıştık. Aynen. Onlar penetrate ediyorlardı, biz savunmaya çalışıyorduk. Binalyze bir Estonya'da kurulan bir şirket. Otu Teknokent'te de bir ofisimiz var. Yaklaşık 25 kişi şu an Türkiye'de ekibimizden. Digital Forensik'i ben zor yoldan öğrenmek zorunda kaldım. Normalde insanlar Digital Forensik'ten Reverse Engineering'e geçer. Ben Reverse Engineering'den Digital Forensik'e geçmek zorunda kaldım. Çünkü kendimi aslında olay yerinde buldum. Şimdi kısaca bir Digital Forensik'in tarihinden bahsedecek olursak, şu anda aslında uyguladığımız yöntem bizim güncel enterprise olaylarda da, standart olaylarda da, herhangi bir investigation'da uyguladığımız yöntem aslında polis kuvvetleri tarafından law enforcement diye geçen aslında birimler tarafından yaklaşık 40 yıl önce icat ediliyor. Baktığınız zaman da 3 aşaması, 3 phase'e bölmüşler. ETOPP diye geçiyor. Daha yeni bulunduğu zamanlar. O dönem financial crime popüler. O zaman çünkü en hızlı para kazanabileceğiniz yöntem o. Benim dönemimde 10-15 yıl önce banking malware'lar popülerdi. Sonrasında ransomware'lerin ilk versiyonları çıktı. Onlar popüler olmaya başladı. Dolayısıyla financial crime'la aslında savaşmak için geliştirilmiş bir yöntem bu. Sonrasında 2000'den sonra bu dönemlerde, bu ara dönemlerde, structured phase denen dönemlerde ilk ekipler kurulmaya başlanıyor. CART gibi işte Amerika'da, İngiltere'de. Sonrasında da enterprise phase dediğimiz dönem başlıyor. Buradan itibaren artık golden age diyor ama hala golden age'deyiz, öyle düşünün. Yani 20 yıldır hala devam eden bir süreç bu. Bahsettiğim gibi önce bir CART bir ekip kurular. Sonrasında bir yıl sonra İngiltere Metropolitan Polisi başlıyor. Fraud Squad, yine Financial Crime. Sonrasında standartizasyon başlıyor. Baktığınız zaman Digital Forensik aslında Computer Forensik olarak başlamasına rağmen bundan 40 yıl önce hemen çok hızlı bir şekilde evrilerek Network Forensik, Mobile Device Forensik şu anda başlı başına bir konu. Digital Image ve Audio Video Forensik. Yakın zamanlarda popüler olan ama şu anda yine popülerliğini yitiren Memory Forensics, Live Forensics en son. Kısaca aslında baktığınızda şu anda şu ikisi hariç olmak üzere bunlar çok yeni alanlar. Container Forensics ve Cloud Forensics. Bunlar tabiri caizse kapalı kutu şu anda. En büyük sorun yaşanan yerler. İçerisinde veri taşıyan her şeyin artık bir forensik bilimi oluşmuş durumda. Bunlara araçlar da dahil. Vehicle Forensics'te duyarsınız. Dolayısıyla Digital Forensik çok kapsamlı. Biz bugün Enterprise tarafında Digital Forensik'in nasıl uygulandığını biraz daha anlamaya çalışacağız. Buradaki bakış açısını biraz değiştirmeye çalışacağız. Şimdi Forensik dediğimizde solda yerli bir ürün bu arada. Difoz'un geliştirdiği bir cihaz. Sağda da bir Forensik Lab'ı görüyorsunuz. Buraya dikkat edebileceğiniz şey, ilk dikkatinizi çekecek şey burada çok ciddi bir ortam olması. Çok ciddi bir ortam olmasının sebebi de aslında polis tarafından icat edilmesi. Çünkü bu çok hassas bir süreç. Şöyle bakarsanız kasaların hepsi açık. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi sürekli disk takıp çıkartıyorsunuz bu cihazlara. Diğeri de bu makineler alev alacak kadar çalışıyor. Soldaki makinenin de açık olmasının sebebi o zaten. Ciddi havalandırma gerekiyor. Çünkü bu olay icat edildiğinde birazdan detaylarına gireceğim. 10 MB'lık diskleri parse etmek için geliştirilmiş yazılımları biz şu anda 2 TB'lık diskleri parse etmek için, hatta 20 TB'lık diskleri parse etmek için kullanıyoruz. Ama Forensic Lab böyle bir yer. Binalyze'ın da aslında temelleri bu gibi yerlerde atıldı. Çünkü buralarda geze geze buradaki sorunları göre göre ya bunun otomatik olması lazım, bir şekilde bunun çözülmesi lazım diyerek başladık. Buralara kadar geldi. Şimdi çok güzel bir söz var. Traditional Forensics 40 yaşında, yöntemleri de öyle diye. Bu gerçekten de böyle. Şu anda herhangi bir olay olduğunda 2-3 yıl öncesine kadar bizim advisorlarımıza dahil olmak üzere buna, yani yıllardır, 35 yıldır adli bir işimde olan insanlar da buna dahil olmak üzere yapılan şey şuydu. Herhangi bir olay müdahalesinde olay yerine gidiyorsunuz. Diski çıkartıyorsunuz. Bir disk duplicator'a takıyorsunuz. Bu disk duplicator 2 tane kopya alıyor size. Bit to bit kopyaladığınızı düşünün. Soldaki diski sağdaki 2 diske kopyalıyorsunuz. Sonrasında bu imaj bittikten sonra da verify ediyorsunuz bunu. Doğru alındı mı diye. Bunu lab'a getiriyorsunuz. Az önce gösterdiğim lab'a. Bu lab'da proses ettirip
Sonrasında ancak bu süreç bittiği zaman karşınıza bir timeline, işte o bilgisayarda oluşturulmuş dosyaların listesi gibi deliller geliyor. Şimdi bunu siz eğer herhangi bir enterprise vakada uygulamak isterseniz bunu en defa yapmanız gerekiyor. Herhangi bir olayda minimum elimizde 5-6 tane makine oluyor. Bakın sen burada feedback ver istersen, herhangi bir olayda gittiğiniz ortalama rakam kaç oluyor? Müdahale ettiğiniz makine. Bilgisayar sayısı olarak bakarsan kurumsal yerlerde açıkçası sayı fazla. Yani işte saldırgan sadece tek bir sistemi ele geçirip de o tarafta aksiyonlar gerçekleştirmiyor tabii ki. Orası sadece giriş noktası oluyor. Sonrasında içeriye yayılarak aslında en üst mertebede ulaşabilecek kaynakları, hatta hedef odaklı belki de işte bu fidye yazılımlarında da olduğu gibi bulaşabileceği ne kadar sistem varsa hepsine çıkabilmeyi hedefliyor. Bu şeyde hedefle ilerleyen bir saldırganda 100'ün üstündeki sistem adetlerinden çok rahatlıkla bahsedebiliriz kurumsal yerlerde özellikle. Daha böyle COBI taraflarında sayı ufaktır, belki azdır, ama kurumsal yerlerde 100'ün üzerinde sistemlere en azından yeri geldiğinde bir dokunma söz konusu oluyor. Tabii buralarda zaten müşterinin aslında sizden en son istediği, tamam hani bu bilgisayarlar böyle olmuş olay ama başka bir yerde bir şey var mı? İşte o triyaj dediğimiz noktaya geldiğimiz yer. Aynen öyle. Aynen o prosesi öyle. Buraya dahil etmedim bile zaten. Bu sadece investigation tarafı ve 40 yıl önce bulunan bir metodoloji. Ve hala da buraya parantez içinde bu arada if you can, when you can yazılmasının sebebi de şu. Açık birçok case'te zaten makinenin hard diskine erişebilecek durumunuz bile olmuyor. Yani işte NAS cihazlar oluyor, RAID yapılar oluyor. Cloud'da çalışıyor oluyor. Bakın bir şey var herhalde söyleyeceğim. Laptop'ta falansa artık yeni model laptoplarda şey de anakart üzerine çakılı geliyor. Yani anakartı söküp onun içerisinden layer diski falan chipset olarak sökmen gerekiyor. Onlarda da hakikaten çok makul değil. Özellikle işte Apple'ın ürünlerinde ya da işte bu kurumlar içerisinde dağıtılan notebooklarda yeri geldiğinde bunlara böyle bir donanım olduğu zaman da müdahale etmek zor. Tabii. Ve senin dediğin, eklediğin yeni teknolojilerde bunu tabii ki giderek daha bu tarafta imkansız hale doğru götürüyor. Aynen öyle. Şimdi 40 yıl önce dedik, 40 yıl önce icat edilen yöntem. 40 yıl önce icat edildiğinde bu yöntem çok şeydi, uygulanabilirdi. Sebebi de şu, 1984 işte bizim doğduğumuz yıllar. 10 MB'lık disk boyutları var. 95'te bu 4 ila 10 GB'a çıkıyor. 2006'da 200 GB, şu an Amazon'dan sipariş verebileceğiniz disk boyutu. Tek 3,5 inçlik formatta geliyor ve 20 TB. Yani baktığınız zaman disk boyutları son 35 yıl içerisinde 2 milyon kadarmış. Biz ama hala 35 yıl önce, 40 yıl önce icat edilen yöntemi kullanıyoruz. Sanki elimizde 10 MB'lık disk varmış gibi. Dolayısıyla sonuç şu, digital forensik bayağı uzun zamandır piyasada olan bir şey. Kullanılması gereken de bir şey duruma göre. Birazdan bakacağız ne zaman kullanılması gerekiyor. Bir de kısaca Enterprise Security'ye bakalım. Bu süreç benim de içerisinde bulundum ve çok da keyif aldığım bir süreç ama bir yerden sonra ikna oldum. Bu da ilk bilgisayar virüsünün 50 yıl önce çıkmasıyla başlıyor. Sonrasında genelde hikaye şeydir. Bir üniversite öğrencisi işte koğuşta bir şey yazıyor, antivirüs yazıyor. Ondan sonra bütün arkadaşları kullanmaya başlıyor vesaire. İşte hop Bitdefender çıkıyor, işte Asset çıkıyor vesaire. 1980'lerin sonuna doğru artık bizim hayatımızın bir parçası oluyor antivirüs. Oradan itibaren de yaklaşık 50 yıl boyunca aslında şekil değiştirerek aynı teknolojiyi kullanır hale geldik. Ben 2006'da başladım bilgisayar virüsleriyle ilgilenmeye. 2018'de de artık ikna oldum. Neye ikna oldum? Onu biraz da bir sonraki slide'da göstereceğim. 2018 yılında artık dedim ki hani biz ne yaparsak yapalım siber güvenlik olacak. Zaten Barkın'ın burada olmasının sebebi de o. Yine 10 sene sonra. O da manidar bu arada Barkın. Yani sen de şu anda olay müdahalesine gidiyorsun. Yani ben de oraya şöyle ekleme yapayım. Yani bahsedecektim bundan ama şimdi sen bu işin defansif tarafından hani feyiz alarak söylüyorsun. Ben de ofansif tarafından aslında gelip bunun sadece tek taraflı olmayacağına inananlardım. Yani bu işin sadece defansıyla olacak olan bir durum değil. Antivirüs çözümleri ya da işte ne bileyim geliştirecek bir sürü çözümler tabii ki olmazsa olmazlar. Bunlar yer alsınlar ama buraya mutlaka bir şey de eklenmesi gerekiyor. Bir operasyon, bir operatör ve bu operatörün de sadece
mevcut ürünleri nasıl kullanabileceği yönündeki mühendisliğin dışında defansif tarafın haricinde ofansif tarafta da bir takım bu işlerin nasıl yapıldığını biliyor olduğu bir bilgi birikimi tecrübesi olması lazım. Sebep buradaki zaten teknoloji ve buradaki süreci aslında belirleyenler bu işin ofansif tarafındaki saldırganların yapmış olduğu, geliştirmiş olduğu taktikler, teknolojiler, prosedürler. Onlar yol çiziyorlar ve güvenlik ürünleri, güvenlik teknolojileri bu yönde bir şekilde arkalarından devam ediyor. Veya onların açtığı yolda bir şekilde kapatmak için devam ediyor. Dolayısıyla tek taraf olmak zorunda değil. Benim senin dediğin gibi o manidar olan kısmı, ben de o işin ofansif tarafındayım. Doğru. Ama yani bir yandan da bu tarafta da yardım bekleyen insanlar var. Tamam, testlerimizi yapalım veya danışmanlık hizmetlerimizi verelim. Sadece ofansif tarafıyla olmuyor. Bir de biz bu servisleri sağladıktan sonra bize dönüp diyorlar ki tamam bunlar şahane ama ne yapacağız şimdi? Nasıl yapabiliriz yani? Nasıl önleyebiliriz bunları? Tamam, o tarafa da o zaman yardım etmek lazım. İşte benim dahil olmak istediğim yer aslında bir bakıma bu taraftan başlıyor. Aslında şurada son aşamada bakın bu MDR, şimdi EDR'lar popüler olmaya başladı. Aynen. Ben Endpoint Security tarafından bıraktığımda. Şimdi artık Hı. XDR, işte EDR'lar çıktığında Antivirus is dead, Long live EDR diye bir slogan vardı internette. Antivirüs artık öldü, artık EDR diye. Aynı şey şu anda EDR için var, Long live XDR diyorlar. Yaklaşık bir yıl içerisinde de şu an MDR var. Aslında şu aşama, yani Managed Detection and Response, şunun aslında artık kabulü. Yani siz hangi ürünü alırsanız alın, bir şekilde arkada breach olacak ve bu işe bakan bir ekip olması lazım. Bunların da kullanacakları özel tool'lar olması lazım. Başka türlü bu işin çözümü. Aynen öyle. Large Aynen öyle. Enterprise'sanız zaten bir Security Operation Center'ınız var. Yani 20 bin, 30 bin endpoint varsa bu kabiliyet içeride olabilir ama bu kabiliyete sahip olmak da kolay bir şey değil. Bu insanları idame etmek de kolay bir şey değil. O zaman da MSSP'ler devreye giriyor zaten. Şimdi benim evrak umudum şurası, 2018. Şu video benim bütün bakış açımı değiştirdi olaya. Burada yaptıkları şey Harvard Medical School'un bir testi aslında bu. Bakterinin gelişimini gözlemliyorlar. Bu kabı 9 parçaya bölüyorlar. Sağda ve solda 0 göreceksiniz. Burada 1, 10, 100, 1000 rakamları var. Bunlar antibiyotin seviyeleri. İki taraftan da bakteriyi bırakıyorlar. Bizim yaptığımız şey birebir buydu bu arada. Yani ben bu layer'ları implement eden, bu layer'ları geliştiren ekiplerde çalıştım yıllarca, 10 yıl aşkın bir süre. Normalde beklediğiniz şey şu, bakteri buradan çok hızlı bir şekilde yayılır ama buraya geldiğinde örnek sizin firewall'unuz, işte EDR'ınız, DLP'niz, içerideki CM'iniz, SOAR'ınız vesaireniz bunlara temas ettiği anda durması lazım. Öyle de oluyor. Yani doğruya doğru. %95 oranında bakın oluyor. Ama şurada öyle olmuyor. Bir şekilde buradaki bakterilerden bir tanesi rezistans kazanıyor. Bize de bu yüzden antibiyotik kullanmayın diyorlar bu arada. Çünkü aslında siz ne kadar fazla antibiyotik kullanırsanız bakteriyi o kadar şey yapıyorsunuz, evrimleştiriyorsunuz, ona rezistans kazandırıyorsunuz. Birebir aynı senaryo bakın devam ediyor. Bu 10 katta şu anda yürüyor. 100 kat, 1000 kata gelecek birazdan. Hemen hızlıca geçeyim oraya. Zamanı efektif kullanalım. Ben bu videoyu izlediğimde şöyle bir geriye yaslandım. Bir daha geriye aldım. Bir daha başa aldım. Bir daha başa aldım. En son şurada yani çünkü şey gözümün önünden 10 yıl geçiyor. Böyle yani Doğru, hayatımın 10 doğru, yılı çok geçiyor yani. Şurada doğru, durdurdum aynen ondan öyle. sonra. Şöyle bir durdum böyle baktım geriye doğru. Dedim bizim bunu yapmamız lazım. Binalyze öyle kuruldu aslında. Süper abi. Ya Şahane bir örnekle de anlatmışsın yani hakikaten. bu şu aslında siber olay resmi diyoruz buna. Sizin olay yerine gittiğinizde de yani MSSP'lerin de olay yerine gittiğinde istedikleri resim bu. Hı. Large SOC'u olan şirketlerin de analistlerin de istediği resim bu. Herkes görmek istiyor ne olduğunu. Ama Aynen öyle. maalesef bizim şu anda güvenlik ürünlerimiz bize uzaktan bir duman gösteriyor. Yani bir şey yanıyor orada ama neyin yandığını kimse bilmiyor. Ya da nasıl olduğunu. Tabii oraya gittiğiniz zaman hani detaylı oraya gideyim ne yanıyor acaba orada diye bakayım derken bu taraftan başka bir duman geliyor bu arada. Çünkü insanlar şu anda RDP ile makinelere bağlanmaya çalışıyorlar. Remote desktop'la delil toplamaya çalışıyorlar gibi gibi. Bunun da sonucu 200 günlük bir sürede biz şu anda siber saldırıları tespit etmeye çalışıyoruz. Bulduğumuz zamanda Doğru. da bu sefer 2 ayı geçen bir sürede de kapatabilmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada çok küçük bir hikaye anlatayım. Bu olay artık öyle bir noktaya gelmişti ki
Antivirüs şirketleri bazı virüslerin varlığına mit demeye başladı. Örnek Rustox C diye bir malware varyantı vardı. Dark Web'de geziyor. Haber, yani konuşuyorlar insanlar. Hiçbir antivirüs tespit edemiyor vesaire falan. Antivirüslerden de açıklamalar gelmeye başladı o zaman. Yani hiçbir antivirüs şimdiye kadar bulamadı. Biz olduğuna inanmıyoruz. Mit. Bir sene sonra çıktı ki gerçekmiş. Ve gerçekten de hiçbir antivirüs tespit edemiyordu. Çünkü hard disk driver'ını hook ediyordu. Antivirüs kendi olduğu makinede bile aslında antivirüsün üst seviyesinde çalışan bir şey. Sonrasında çok daha ileri noktalara gitti. İşte TDL, Dooku, Flame, Gauss gibi global virüsler olmaya başladı. Benim kafam çok netti. Şimdi bu noktadan itibaren girdiğimiz bütün olay müdahalelerinde en büyük sorunlardan bir tanesi hard disk imajı alınması. Hard disk imajı alırken o delillerin parse edilmesi. Bundan dolayı da memory forensics dediğimiz, yani RAM'e odaklanan bir yöntem popüler olmaya başladı. Kurtarıcı olarak görüyorduk o zaman. Bunun da sebebi süreci çok hızlandırıyor. Normalde siz 2 TB'lık bir disk imajıyla mı uğraşmak istersiniz, 4 GB'lık bir RAM imajıyla mı uğraşmak istersiniz? 4 GB'lık RAM imajından çok daha hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. İşte volatility kullandığımız zamanlar. Barkın, hatırlıyorum senin Komodo'da volatility ekranlarını hatırlıyorum böyle şeyden. Yani ama o zamanda da bizde bir şey vardı, yani deli cesareti vardı gerçekten. Yani şu an için sen de diyorsun ya, ben fikrimi değiştirdim diye. O dönemdeki hallerimizi ben düşünüyorum da hakikaten böyle bir şeyimiz varmış. Yani. Yapılabilirdi o zaman. Yani yapılabilirdi ama şu anda uzaktan çalışırken disk RAM imajının boyutu 32 GB, 64 GB olmuşken bazı server makinelerde 256 GB RAM'le karşılaşırken artık bu da maalesef az önce bahsettiğim traditional forensic'in birebir aynı hikayesini yaşadı. Ve bunlarda en büyük sorun şu, recall, volatility recall gibi ürünler kullanılıyor burada. Hepsi command line based, HPGR hariç, bu eski bir ürün biraz. Hepsi command line based ve hepsinde istisnasız sorun yaşıyorsunuz. Sebebi de bunlar aslında undocumented olan, opak dediğimiz structure'ları parse ederek çalışıyorlar. Memory, işletim sistemi hafızasında çeşitli structure'ları parse ederek çalışıyorlar. İşletim sistemi de yani milyonlarca satır koddan oluşuyor. Ve her yeni versiyonda değişiyor bunlar. Dolayısıyla çok fragile bu kırılgan yöntemler aslında. Ben kimle konuşsam hep şunu duymuştum. İşte volatility'yi çalıştırdık ama hata verdi. Recall'u çalıştırdık ama hata verdi gibi. Bir ekran görüntüsü gönderdiler. Kırmızı Python output'ları. Ben bile çok sıkıntı yaşıyorum. Yani işte sistem imajından aldığım bir hassas bir veriyi arıyorsan şeyin içerisinde, o datanın içerisinde hali hazırda kullandığım Windows sürümünün hangi şeyine göre tabii, aynen öyle. Çıkarttığına göre o yapı structure'ı değişiyor. Nasıl sakladı, nasıl parse edeceğin kısımları değişiyor. Bir yerden aldığın çalışıyor, başka bir yerde çalışmıyor. Çok bir komut onda çalışır, öbüründe çalışmaz. Aynen öyle. Çok heyecanlanırsın, bir anda A dersin, command line history alacağım. Gelecek. Tam dokümantasyonuna bir bakarsın, sadece XP'de çalışıyormuş aslında o. Aynen öyle. Gibi gibi şeyler. Dolayısıyla geldiğimiz noktada şu anda RAM imajı incelemek de şey değil artık. Yani scale edilebilir bir yöntem değil ve kolaboratif bir yöntem değil. Buradaki en önemli olay bu. Yani biz güçlerimizi birleştirebilecek şekilde çalışmamız lazım. Yani MSSP varsa MSSP'nin kaynaklarıyla kendi içimizdeki analistlerin beraber çalışabileceği bir noktaya gelmemiz lazım. Maalesef disk imajıyla RAM imajıyla bu olay olmuyor. Şimdi burada tek çare Live Forensics. Live Forensics'te de aslında yeni bir şey değil bu. Bundan 15-20 yıl önce çok iyi ürünler vardı. Fakat doğru zaman değildi o dönem. Ondan dolayı çok rağbet görmediler. Live Forensics sayesinde işletim sistemiyle savaşmadan aslında birçok veriyi çok hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Terabaytlarca veriyle uğraşmıyorsunuz. Parsing işlemlerine vesaireye girmiyorsunuz. Tabii ki şey var burada. Yani aktif bir malware'in çalıştığı bir sistem varsa orada bazı veriler size hooklanmış, yani değiştirmiş şekilde gelebilir ama şu an çok çok daha zor bunun olması. Çünkü Windows her geçen gün buradaki çıtayı yükseltiyor. Ama zaten hani bir tanesinin değişmesi, arka tarafta 10 tane daha delil alıyorsunuz. Yani en kötü ihtimalle bir tanesi değişir ama arka tarafta 9 tane daha delil kaynağınız var. Şimdi Live Forensics'ten bahsedildiği zaman insanların genelde ilk tepkisi şu oluyor. Tamam da diyorlar, delili yazmıyor musunuz? Delilin üzerine yazmıyor musunuz? Herkes yapıyor. Hemen WhatsApp'ı kapatayım. Nasıl unutmuşum ben bunu? Evet. Delilin üzerine yazmıyor. Evet, yani en çok gelen sorulardan bir tanesi.
Şimdi iki yöntemimiz var. Bir, 5-10 MB'lık bölümün üzerine yazmamak için işletim sistemini kapatacaksınız. Full disk imaj alacaksınız. RAM imajı uçacak. Elinizde RAM imajı kalmayacak. Sadece pagefile kalacak. Ve malware'ın yaptığı en önemli faaliyetleri göremeyeceksiniz. İki, 5-10 MB'lık bir delilin overwrite edilmesinin buna katlanacaksınız ki herkes bunu yapıyor. Aslında aynı olay Memory Forensics'te de var ama insanların gözünde Memory Forensics baktığınız zaman bir RAM imajı var. Diğerinde de bir disk imajı var. İkisinde de bir imaj kelimesi geçtiği için böyle bir perspektifte böyle şey algılıyorlar. Sanki o da bir imajmış gibi. Halbuki sizin bir makineden RAM imajı almak için zaten içeride bir ürün çalıştırmanız lazım. Bunun başka bir yolu yok. Var birkaç yolu. Nasıl var? Mesela DMA dediğimiz ürünler var. Direct Memory Access dediğimiz ürünler var. USB belleği takıyorsunuz bilgisayara. Hiç software çalıştırmadan direkt RAM ile konuşup RAM dump alıyor. Ama bir makine de alıyor, öbürünü de almıyor. Çünkü hardware spesifik işler bunlar. Ya bir da sürekli dolaştırman lazım yani. Evet. Yani hardware elinde lazım. Direkt cihaz olacak yani. 64 GB olan bir memory stick takıyorsun falan. Brute force yapıyor. Ya da işte soğuk imaj alabiliyorlar. O da çok ileri teknoloji. Spray sıkıyorlar. Onu yapan görmedim. Yani ben bu da bir tır bu arada. Ben de görmedim yani. Bu hakikaten makine kapansa bile alabildiğini. Cihazı da bir şekilde bir şey yatırımını yapıp işte NSA'nın klasik şeylerinde kaynaklarını. Yani gözümün önüne var. Geldi ona bakın. Direkt spray, soğuk spray elinde koşuyor. yani o da bir şeydi, doğru. Yöntem şu bu arada. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. RAM volatile olduğu için, her an değişebilir olduğu için soğuk spray ile direkt donduruyorlar. Dolayısıyla oradaki transistörler state'ini kaybetmiyor. Onu başka bir makineye takıyorlar ve orada okuyabiliyorlar ama tek bir tane RAM imajında yapabilirsiniz bunu. Ben yapan görmedim. Dolayısıyla buradaki sorunun cevabı şu. Delilin üzerine yazmıyorsunuz. Evet, yazıyorsunuz. Doğru. Ama ne kadar yazıyorsunuz? Herhangi bir investigator'ın yazdığı kadar yazıyorsunuz. Yani aynen bu olay yeri gibi düşünün. Normalde bu analist, bu olay yeri inceleme uzmanı olay yerine adım attığında sonuçta aslında olay yerinin bir parçası olmuş oluyor. Ama bunun başka bir yolu yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Bir de ikinci soru. Peki bu şey toplanan deliller mahkemede geçerli mi? Geçerli mi? Evet. Geçerli mi? Şimdi bu da yine o 40 yıl önce icat edilen, polis tarafından icat edilen digital forensiğin aslında bize bilinçaltımıza verdiği bir mesaj. Sebebi şu. Bakın sana sorayım. Şimdiye kadar kaç tane olay müdahalesinde İşin içine polis girdi mahkeme. Benim başıma bir kere geldi. Ama çok ilginç bir şekilde geldi. Sizin kaç defa geldi şimdiye kadar? Benimkilerde genelde finansal kayıplar olduğu için polisin zaten girmesi istenmeyecek vakalarda, bir de uluslararası olduğu için çok o tarafta bir polis dahil olmadı benimkine ya da kanıt istendiğini hatırlamıyorum. Ama tabii şey, danışman raporu içerisinde bunun şey olması gerekiyor. Güvenilir olması gerekiyor ya da bir sunulabilir tarzı olması lazım. Herhangi bir denetçi firması olduğunda, denetleme firmaları bunu istediği zaman verebilecek halde olması lazım. Ama bir hani kolluk kuvveti işin içerisine girdi mi dersen seninkilerde, hayır, ben de hiç öyle bir şey denk gelmedim. Burada zaten bu olay oraya gittiği zaman yani bizim bütün müşterilerimizden aldığım cevap bazısının bir kere başına gelmiş oluyor, çoğunun hiçbir zaman başına gelmemiş oluyor. Çünkü sebebi şu, bir olayın korta gitmesi için, mahkemeye gitmesi için aslında gerçekleşmesi gereken 4 tane madde var. Bir kere bir davalı olması lazım, bir tane davacı olması lazım. O davalının belirli bir sorumluluğu olması lazım, onu yerine getirmemesi lazım. Bu global şeyde, Türkiye'de de eminim benzer şeylerdir. Ama burada baktığınız zaman bir davalı yok. Çünkü bizim karşımızda elle tutulur, gözle görülür, muhatap olabileceğimiz zaten bir ekip yok, bir birim yok, bir insan yok. Yani biz genelde globalde çıkan exploitlerin ya da APT gruplarının aslında mağduru oluyoruz. Ve bunların zaten yerini bilsek mağdur olmayız. Dolayısıyla biraz daha geriye gittiğimiz zaman, yine 40 yıl geriye gittiğimiz zaman mahkeme dediğimiz şey aslında traditional forensic bakış açısının bir kalıntısı aklımızda. Ve bununla zaten karşılaşmayacaksınız. Ya bir APT grubuyla karşılaşacaksınız, ya ransomware grubuyla karşılaşacaksınız. Ya da bir insider olabilir. Insider olması durumunda da zaten insider'ın insider olduğunu anlamak için bile eğer full disk imaj alıp ben bunu komple inceleyeyim yoluna giderseniz onunla zaten uğraşamazsınız. Yani her halükarda
Enterprise Forensics bakış açısını, yani scalable, remote yapılan bakış açısını artık benimsememiz gerekiyor. Benimsemek gerekiyor. Doğru. Evet. Bunun cevabı da ne zaman peki hani şey yapmamız gerekiyor? Sadece ihtiyacınız olduğu zaman. Yani eğer mesela benim başıma gelen bir örneği anlatayım. POC esnasında Türkiye'deki bir kurum herhangi bir makineden dedik ki işte hani sizin içerideki makinelerden birkaç örnek gösterelim. Birazdan örnek göstereceğim. IT admin dedi ki buralara kuralım, şu makinede kuralım, şu makinede kuralım. 3 makineye kurduk. 3 makinede de acquisition başlattık. 5-10 dakika içerisinde rapor geldi. Raporda direkt genel geziyoruz. Hani bakın bu section'da bunlar var. Birazdan burada da yapacağız. Bu section'da bunlar var. Burada bunlar var derken Shellbacks bölümünü açtık. Shellbacks'te o bilgisayarda açılan folder'ların petlerini gösteriyor size. Yani evet, hangi bilgisayardaysanız orada açılan görülen yerler. IT admin orada kendi orada adını gördü. Kendi adını gördü. Adımları orada gördü değil mi? Evet, kendi adını gördü. Sonra çok şirket müdürünün adını gördü. Ondan sonra sordu, bu adamın benim bilgisayarımda ne işi var? Yani bütün resimler, şeyler, hatta olay öyle bir yerlere gitti ki yani bayağı şey, hani mahkeme boyutuna gitti olay. Hani böyle bir durum olduğu zaman evet, o zaman zaten full disk imajı alıp artık mahkemeye götürebilirsiniz. Ama bu başınıza, bunun başınıza geldiğini anlamak için bile yeni yöntemi yapmanız lazım, kullanmanız lazım. Gartner ne diyor bununla ilgili? Hemen hızlıca ondan bahsedeyim. Bu son 2 yılın raporları, Market Guide to Digital Forensics and Incident Response, CyberCode gibi şirketleri seçmenizin neden aslında gerekli olduğunu anlatıyor. Bütün artık şu anda müşteriler olayla ilgili çok deep investigation detayı istiyorlar ve detaylı forensik rapor istiyorlar. Bunun için de özel ürünlerin kullanılıyor olması gerekiyor. Yani EDR'la, CM'le, SOAR'la bu raporları alamazsınız. Doğru. Dolayısıyla bu işi, bu detayı alamazsanız da bu sefer vakayı contain edemezsiniz ve vakayı remediate edemezsiniz. Geriye dönemezsiniz. Aslında en büyük problemler bu. Bu da son yılın raporu. Daha bir ay önce yayınlandı. Aynı şekilde açıkça şunu diyor. Bir incident response service provider seçerken forensik kabiliyeti olup olmadığını ve özellikle de enterprise forensics kabiliyeti olup olmadığını mutlaka diyor garantilemek zorundasınız. Çünkü artık digital forensic ve incident response service provider'lar olaylara sadece response vermiyorlar. Gerçekten bir adli bilişimci bakış açısıyla olayı inceleyip handle ediyorlar diyor. Bu da çok manidar gerçekten. Hızlı geçelim, vaktimiz azalıyor. Bu şu anda piyasadaki malware sayısı. Ben bıraktığımda 250 bin malware'di. Şu an 560 bin malware her gün yayınlanıyor. Her gün 560 bin yeni malware var. Yeni mi? Pekli malware'ler. Aynı sample'lar olabilir ama farklı dosyalar. Dolayısıyla ilgilenmeniz gereken 560 bin dosya var her gün. %58'de zaten tutacağım bunları. Exploit tarafını biliyorum bir de. Evet. Benim başladığım zamanlar dikkat ediyle. Bu da bu arada bu sunumu hazırlarken Twitter'da şöyle yukarıdan aşağı scroll yaparken ilk karşıma gelen fotoğraf hakikaten komik oldu. Artık kitabı çıktı bunda. Bende de var bu arada. Bende de var. Yani önümüzdeki haftalarda bir ara bir okuyacağım onu, bakayım farklı bir şeyler var mı diye. Şimdi Enterprise Forensics dediğimiz approach şu aslında. Bir önceki slide'da aslında bir welcome dedik. Yani hoş geldin Enterprise Forensics diyoruz. Sebebi şu. Çünkü artık bu işlerle, bu sorunlarla savaşmanın başka bir yolu yok. Enterprise Forensics dediğimiz yeni bir yaklaşım. Corporate investigation'ları, kurumsal olay müdahalelerini ölçeklenebilir bir şekilde birden fazla metodolojiyi combine ederek aslında yapmanızı sağlayan. Bunların içerisinde Digital Forensics, Traditional Computer Forensics, Live Memory Forensics ve Network Forensics olacak şekilde bir aslında bir bütün. Aslında günün sonunda yaptığımız şey şu, uzaktan çok hızlı bir şekilde non-obtrusive dediğimiz yani kullanıcının o bilgisayarı kullanmasını engellemeyecek bir şekilde ve aynı anda binlerce makinede çalıştırabileceğiniz, birden fazla analistin aynı case üzerinde çalışabileceği şekilde bir yaklaşım, detay vermek gerekirse. Bundan dolayı da aslında artık siber güvenlikten bahsetmiyoruz. Cyber security kelimesi artık outdated. Cyber resilience'tan bahsediyoruz. Siber dayanıklılık diye geçiyor değil mi? Bakın. Hı hı, aynen öyle. Yani aslında olay şu. Hacklenseniz bile ben ne kadar hızlı ilk noktaya geri dönerim. Aksiyon alabiliyorum. Aynen, ne kadar hızlı aksiyon alabilirim. Ne kadar dayanıklıyım yani ben. Hani düşsem bile ne kadar hızlı kalkabiliyorum diye böyle.
Aynen öyle. Konunun artık zaten yani ne zaman veya ben nasıl hacklenmem gibi bir şey olmaması gerektiği konuşuluyor. İnsanlar zaten bunu kendine adapte etmiş vaziyette. Globalde birçok büyük firmada da aynı durum yaşandığı için herkes bu vakalarla karşılaşıyorlar ve karşılaşacaklarını kabul etmiş durumdalar. En önemli nokta artık kabul edilen defakto olan şey, ben böyle bir vaka yaşadığımda bunu ne kadar çabuk farkına varırım ve ne kadar süre zarfında bunu bertaraf edebilirim. Şu an konuşulan tek Doğru. konu bu yani. Aynen öyle. Şimdi diğer yöntemle karşılaştırdığınız zaman aşırı hızlı bir yöntem bu. Burada günler bekliyorsunuz. Burada 5 ila 10 dakika birazdan göreceğiz. Remote yapıyoruz komple. Fiziksel orada olmanıza gerek yok. Örnek Türk Hava Yolları bizim müşterimiz. Onlarla geçen bir case study yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam Nijerya örneğini kullandılar. Nijerya'da bir olay müdahalesi olduğunda şu an İstanbul'dan biz olay müdahalesi yapabiliyoruz dediler. Bu inanılmaz bir gurur bizim için. Çok iyi. Proaktif bir yöntem, entegre edebiliyoruz. Dolayısıyla EDR'larla, XDR'larla, işte CM, SOAR ürünleriyle entegre olabiliyor. Bu sayede siz signal based ve 7/24 çalışan gece saat 3'te bile siz CM'inizden alarm aldığınızda birini uyandırıp da oraya göndermenize gerek kalmayacak bir şekilde otomatik olay müdahalesi yapabiliyorsunuz. Ve MSSP'lerle çalışmanız durumunda da MSSP olay yerine gelmesine gerek kalmadan bile bu raporu onlarla paylaşabilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla kolaborasyon dediğim konu burada aslında öne çıkıyor. Aynen. Yani sizin fiziksel efordan kurtuluyorsunuz açıkçası. Hemen hızlı geçeceğim buraları. Şimdi EDR konusu bu aralar çok karşımıza gelmeye başlamadı ama bundan 3 sene önce biraz düşünülüyordu. Hani EDR'la farkınız ne gibi sorular geliyordu. Ya EDR ben örneği... sizin yerinize CN'le EDR'la yapabiliyorken niye bu ürünü kullanayım, değil mi? Aynen. Genelde böyle sorular geliyor. Süper. Aynen. EDR'la karşılaştırdığınız zaman şöyle düşünün. Bir buzdağının ucunun biraz daha ucu düşünün. Yani o en sivri noktası düşünün. EDR'ın size verdiği visibility o kadardır. Birazdan raporu açtığımızda göreceğiz hep beraber. EDR dediğimiz ürünler alert yaratırlar ve size belirli visibility verebilirler. Bu videoyu izlerseniz, bu videoda şunu göreceksiniz. EDR'lar size belirli bir sürede 2 ay, 3 ay, 5 ay ve sadece belirli visibility verirler. Eğer ben size şunu dersem, yaptığın her hareketi adım adım, saniye saniye raporlayacaksın dersem ve bunu 1000 kişi için yapmanızı istersem zaten bir anda olay şeyini yitirir. Yapılamaz hale gelir. Kullanışlığını yitirir. Hiçbir Evet, şekilde forensic approach yapamaz şu. hale gelir. Sizin hiçbir şey loglamanıza gerek kalmadan olay mahalli, az önce nasıl gösterdik, olay mahallinin incelenmesine dayalı o makinenin kurulduğu andan itibaren o makinede gerçekleşen bütün delillerin tek bir raporda sunulması prensibine dayanıyor. Incident response açısından hemen hızlıca geçeyim. Demoya vaktimiz kalmayacak. Herhalde 15 dakikamız kaldı değil mi? Evet. Yani bir 15 dakika var. Ben de yani bir 5 dakika konuşacağım. Hatta şey de var. Kavut tarafı da var. O büyük olasılıkla sonrasına biz bunları tamamladıktan sonraki katılımcıların durumuna göre yani Tamamdır. yapacağız ama kaç kişiyle yapacağımız kısmı katılımcıların durumuna göre olacak. Tamam, Tamamdır. devam et. Birazdan demoda daha detaylı göstereceğiz. Olay crime syndicate Aynen. dediğimiz bu olayı incelemek için de kullandığımız bir şey. Yani burada postmortem gibi algılanmasın. Herhangi bir alert aldığınızda yaklaşık 5 dakikada bütün visibility'yi alabildiğiniz için çok gönül rahatlığıyla anında o makineden direkt olay yeri resmini alabiliyorsunuz. Bu olay yeri resminin sonucunda elinizde bu gibi deliller olduğu için ekran görüntüsünden tutun, o bilgisayarda vizit edilen URL'lere, 170'in üzerindeki event record'a, çalışan proseslere, download edilen dosyalara, takılan USB drive'lara, installed application'lara kadar 150'nin üzerinde delil var. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Birazdan raporda göreceğiz zaten. Aynen Dolayısıyla öyle. Beni bunları... zaten en çok etkileyen yerlerden biri burasıydı bu arada. Yani ben burayı hakikaten bir altını çizmek isterim. Çok farklı kaynaklardan adet olarak da çokça diyelim. Ben 120 diye anlatıyorum. Sen 150'ye kadar Şimdi çıkmışsın bu 150 arada. oldu. Aynen bu versiyonda 150 Süper. oldu. Süper. Dolayısıyla demoya başlamadan önce Digital Forensics artık bir postmortem job değil. Yani olan olduğundan sonra yapılacak bir iş değil. Çünkü artık 2 TB disk imajını almak zorunda değilsiniz. 5 dakika içerisinde bu visibility'yi alabiliyorsunuz. Artık olursa olur, olursa güzel olur diyeceğimiz bir şey de değil. Olmak zorunda olan bir kabiliyet. Gartner'a tekrar referans vereyim burada. Ve şu anda herhangi bir MSSP'nin ya da SOC analistin
günlük hayatının bir parçası. Bizim müşterilerimiz şu anda ürünü her gün istisnasız kullanıyorlar. Aldıkları her alarmda olayın ne olduğunu gerçekten anlamak için bizi kullanıyorlar. Ve biz aslında buradan almamız gereken, çıkarmamız gereken sonuç bu yöntemi, bu modern approach'u artık benimsemek zorundayız. Son olarak da Locard prensibi diye geçiyor. Her temas iz bırakır. Soru şu, siz bu temasın ne kadarını görebiliyorsunuz? Aslında en önemli cevap vermemiz gereken soru bu. Bakın Süper. istersen kısaca senden devam edelim, Tabii sonra tabii. hemen demoya geçeyim. Aynen öyle. Şimdi bu tarafta bizim tabii Emre'yle de daha önceden tanışıklığımız ve onun yaptığı işleri takip edeceğim bir kontağımız, diyalogumuz olduğu için danışmanlık tarafında özellikle olması gereken şey tehdit alıcılığı olarak da giden bir tarafı var. Şimdi Sabikot olarak biz ne yapıyoruz? Onunla devam edip sonra bu tehdit alıcılığını Binalyze'le beraber nasıl kurguladıktan açıklamasını yapmak istiyorum. Cybercode 2018'de kurulmuş olan bir siber güvenlik entegratörü. İçerisinde hem güvenlik çözümleri için destek veren ve bunların çözümleri uzun vadede kullanabileceğiniz şekilde konumlandırılmasını ve yeri geldiğinde hatta bunu bir as a service olarak da sağlanmasını oluşturmuş olan bir yaklaşımı da var. Hatta bu CyberSaaS adında ayrı bir servis olarak da bir şey olarak da ürün olarak da kurgulanmış durumda ve şirketleşme tarafına geçmiş vaziyette. Kendi Ar-Ge tarafı da var CyberCode'un ve bununla beraber kendi içerisinde benim şu an başında olmuş olduğum uygulama güvenliği departmanı ve bunun altında yer alan servisleri var. Klasik bizim tarafta uygulama güvenliği konusu bahsi geçildiğinde bunu daha çok ofansif taraflı olarak değerlendiriliyor piyasada. Ya da oradaki danışmanlık hizmetleri, servisleri genelde kullanılıyor. İşte sızma testleri ya da işte bunun altında yer alan farklı teknolojilere dayalı işte kullanılabilecek alternatifleri de dahil edebiliriz. Ama bunu sadece işte bir şey olarak ofansif tarafta şu tarz saldırıları gerçekleştirebiliyoruz size ve şu verilere, şu kaynaklara ulaşabiliyoruzdan öteye götürmek gerekiyor. Benim en azından aşağı yukarı 10 senelik Emre'nin de kendi anlattığı tarafıyla beraber hikayesel konuşurken kendimden de bahsetmiş olayım. 10 sene civarında hatta üzerinde piyasada bunu ofansif tarafıyla beraber yaparak tecrübe edilmiş ve bizim Türkiye'de de benzer örnekleri de Emre'nin anlattığı gibi çokça fazla bu işin belki yurt dışında ya da Amerika'da farklı uzmanlık alanlarına göre yaklaşımları ayırt edildiği bir nasıl bir vizyonun olmadığı bir tarafta bu işi icra ettik. O yüzden yeri geldiğinde pentest ihtiyacı varsa veya böyle bir servis verilmesi gerekiyorsa o tarafta da işler yapıldı. Yeri geldiğinde olay müdahale ya da adli bilişim üzerine yapılması gereken olay incelemeleri varsa onlarda da çalışmıştım oldu. Hatta yeri geldiğinde bir zararlı incelemesi gibi servislerin verdiğimiz tecrübelerimiz de oldu. Burada edindiğimiz, gördüğümüz en büyük eksiklik işte bir tehdidi aslında olduğunu gösterebiliyoruz ama bunu gerçekten olduğu zaman nasıl olabileceğiyle veya nasıl üstesinden gelebileceğiyle ilgili o boşluğu bir şekilde dolduramıyoruz. Alınan çözümler işte Emre'nin de bahsettiği gibi EDR, XDR, SIEM ve üzerine kurgulanan SOC servislerinde en çok bu işi aslında katma değerini sağlayan tarafı bu tarafta yer alan operasyondaki kişilerin tecrübeleri ya da bilgi düzeyleri ortaya katmış oldukları katma değerleri. Ve buradan yola çıkarak gelecek olursak en son ki söylediğim gibi tehdit avcılığı konusuna bu bir trend olmuş durumda artık. Ve şu an için birçok yapmış olduğunuz yatırımlarla gerçekten kurumun içerisinde ne tür tehditlere daha öncesinde karşılaşmışsınız, şu an için ne tür tehditler oluyor olabilir, gerçekleşiyor olabilir ya da ileride belki de bununla ilgili nelerle karşılaşabileceğinize bir simülasyon da
gösterilmesine ihtiyacınız olabilir olgunluk seviyenizi görebilmek adına. Bunu ben açıkçası Emre'nin Binance ürününü gördükten sonra direkt aklımda daha önceden yapmış olduğum çalışmalar üzerinden ortaya çıkan problemleri bildiğim için şahane bir servis olarak kafamda kurgulamıştım. Yani bu ürünü kullanıp üzerine bir tehdit avcılığı, kurumun içerisinde şu an ne oluyor ne bitiyor ve gerçekten bir şey olsa da olmasa da yani alarm alsanız olsa da olmasa da. Tabii. Aynen öyle. Ya da belki de almamışsınız ama bir tehditle karşı karşıya haberiniz olmadan bir o şeyi geçirmişsiniz, vakayı geçirmişsiniz. Bunu görebilmek için inceleme ihtiyacınız olduğunda bir CM, bir işte EDR belirli noktalarını size gösteriyor ya da bir olay olduğunda sadece şüphe duyulabilecek bir takım argümanları sağlıyor. Ama gerçekten orada ne gibi bir tehdit yaşanmış, neler yapılmış? Bunu ya bir danışman kendisi eski usulüyle Emre'nin de söylediği gibi gidip araçlarla, çeşitli donanımsal yazılımsal araçlarla kendisi tek tek bütün sistemleri gezerek yapıyordu. Bunun servis olarak kurgulamam çok mantıklı değil. Ama burada böyle bir ürün varken artık üzerine diyebiliyoruz ki kurum içerisinde şu an ne gibi tehditler oluyor, olmuş mu, olduysa da nasıl olmuş veya neler ortaya çıkmış, nerelere ne gibi veriler aktarılmış bunları görebilmek adına böyle bir servisi oluşturmayı sağladık açıkçası. Şimdi demo tarafına geçerken sen bir yandan ekranda şeyleri gösteriyor ol. Ben de kendi demomla ilgili olan ve burada yine Murphy'nin beni bırakmadığı taraftan bahsedeyim. Tamam. Şöyle bir kurgu vardı kafamda. Ben bu işin ofansif tarafından geldiğim için gerçek hayatta yaşanan bir siber saldırı örneğini göstermek istiyordum. Bu da son dönemlerde hepinizin duymuş olduğu aslında Exchange'in zafiyeti üzerine kurgulamıştım. Exchange'in proxy shell zafiyeti duymuşsunuzdur ya da belki İnternette bununla ilgili haberlere denk gelmişsinizdir. Üç farklı zafiyeti aslında sömürüyor. Bunlardan işte özünde Exchange bir web uygulaması olduğu için buradaki atak vektörü olarak değerlendirdiğimizde saldırganlar için dışarıya bakan herhangi bir web uygulamanızı aslında Exchange'in mevcuttaki zafiyetinden farklı bir yere koymanız çok bir şey değiştirmiyor. Dışarıdaki bir web, dış dünyaya bakan bir web uygulamanız bir zafiyet, bir ya da birden fazla zafiyette sömürülüp iç alanınıza sızılması genelde saldırganların aslında peşinde koşmuş olduğu kovaladığı atak vektörlerinden en başında geliyor. Arkın, bu öyle arada bir zafiyet... hemen bir şey soracağım. Olay müdahalesine gittiğinizde en çok sorulan sorular, kaç tane AES sunucunuz var? Kimse cevabı bilmiyor. bir de öyle bir durum, envanter tarafı. Onu nasıl yaptığımızı hemen göstereyim sen bitirdikten sonra. Tabii. Sen bu arada eğer sen ekranda gösterirsen onun üstüne de şey yapabilirim, anlatabilirim. Biraz tersten başlıyoruz şu anda. Tam çünkü tecrübeye binaen gittiğimiz için. En büyük sorunlardan bir tanesi şu. Olay müdahalesine gittiğinizde bir kurumun içerisinde kaç tane IIS server var, kaç tane mail server var bunları bilemiyorsunuz. Ve bunlar hiçbir zaman güncel olmuyor. Şimdi Air'la out of box gelen bizim default desteklediğimiz auto asset tagging dediğimiz bir özellik var. Burada zaten bizim default olarak out of box gelen kurallarımız var. Örnek, bir makinede eğer şu proses çalışıyorsa ve şöyle bir folder varsa, bunlar çok basit yazabileceğiniz kurallar. Yani zaten bizim out of box desteklediğimiz kurallarla geliyor ama istediğiniz an yenilerini ekleyebilirsiniz. Örnek, incelediğiniz spesifik bir uygulama var. SAP'nin versiyon 2'si bir şekilde exploit edilmiş. Çok basit kurallar ekleyip file varsa, directory varsa bunları hazır hale getirdiğiniz anda dediğim gibi bunlar zaten hazır şekilde duruyor. İsterseniz bunu yeniden çalıştırıyorsunuz ya da herhangi bir makineye kurulumu yaptığınız anda anında bu makineler tagleniyor otomatik olarak. Dolayısıyla bir kere 1-0 önde başlıyorsunuz. Ben ne kadar var biliyorsun. Ben kritik assetlerimi kurduğum anda bunu hangileri IIS, hangileri domain controller, hangileri vesaire bunları bilebiliyorum anında. Ve bu andan itibaren sadece bu makinelere odaklanabiliyorum. Bu makinelerden delil toplayabiliyorum, timeline oluşturabiliyorum, accusation yapabiliyorum, bunlara schedule edebiliyorum düzenli olarak. Örnek, ben aylık olarak bu makinelere bakmak istiyorum. Sizin şu anda yaptığınız şey değerli. Ve bu sayede düzenli olarak bu makinelerden delil toplanıp bir expert'in makinelerin state'ine bakmasını sağlayabiliyoruz. Neler olmuş, neler bitmiş. Zaten burada bu arada Emre'nin aslında adreslemeye çalıştığı yer ofansif taraftan da şu. Genelde dış dünyadan kurum içerisinde sızmayı sağlayan en temel girdi noktaları işte web uygulamaları, yani web servisleri, mail servisleri,
ya da bir dosya transferi için en azından kullandığınız başka alternatifler varsa bunlar daha çok. İlk başlangıçta saldırganlar hep en kolay ulaşabilecekleri meyvenin peşinde koşarlar ya. Bunları ön planda, ön sahada gördükleri zaman buralardan mutlaka olası saldırı senaryoları kurgulanabiliyor. Burada böyle bir şey yaşanmış. Çok güzel bir şey söyledim bakın bu arada. Saldırganlar, biz de onu içeride low hanging fruit diyoruz bu işte. En kolay ulaşabilecek. Aynen öyle. Bizim de bakış açımız şu. Şimdi burada herhangi bir uç noktada bu analizleri çalıştırmak, bu uç noktalardan olay yeri resmini almak ya da deep dive investigation yapmak istediğiniz zaman yapmanız gereken tek şey şu. Bir MSI dosyası bu. Bu MSI dosyasını indirdiğiniz anda 10 megabaytlık bir dosya geliyor elinize. Bu dosyayı siz ister SCCM ekibine verin, ister manuel olarak bir bilgisayara kurun. Anında burada ilgili organizasyonun altında. Burada görüyorsunuz. Ve ben bu bilgisayarı artık bu bilgisayardan delil toplayabiliyorum. Bu bilgisayarda triyaj yapabiliyorum. Yani tehdit avcılığı yapabiliyorum. Bu bilgisayardan timeline oluşturabiliyorum. İlk özellik olarak acquisition'dan bahsederim. Delil toplamadan bahsederim. Ben normalde bu bilgisayarda basit bir task name veriyorum buraya. Belirli bir delil profilinde delil topluyorum. Ve arka tarafta da drone ile inceliyorum bunu. Aslında bu şu anda Security Operation Center analistin ya da MSSP'nin çok hızlı bir şekilde bakması gereken yerleri otomatize eden bir özellik. Burada bir acquisition'ı başladık. Ben burayı şey gibi ifade ediyorum bu arada. Örnek olarak hani katkı sağlamak için söyleyeyim. İşte Binary sizin için o ameliyat masasını hazırlıyor. Getiriyor hastayı o taraftaki bütün şeyler, gerekli olan araç gereçler. Bir de üstüne drone ile beraber hastanın özellikle nerelerinde sıkıntılar olabileceğiyle ilgili spot tutma kısmını gerçekleştiriyor. Diyor ki buraları kesinlikle en azından gözden geçirmen lazım. Bakmanı kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynen. Ya burada gördüğünüz aslında birazdan raporu göstereceğim fakat en can alıcı özelliklerimizden bir tanesi normalde bir bilgisayardan toplanan delillerin uzman gözüyle bakılması gereken yerleri var. Bunlar aslında otomatik olarak her bir section'a gidip tek tek inceliyor. Yani sanki Barkın'la beni o case'in başına koymuşsunuz. Burada ne olmaması gerekiyor? Burada ne tehlikeli? Bug der gibi. Ek olarak keyword search yapabiliyoruz. Mesela diyoruz ki müşteri verimiz bizim Dark Web'de satılıyor. CustomerData.xls diye bir dosya var. Hangi bilgisayarlarda var bu? Ben bunu bilmek istiyorum. Ya da phishingdomain.com hangi bilgisayarlar buna giriş yaptı? Advanced Search yapabiliyorum burada. Bunu başlatalım. Sonra neyi topladığımızı, nasıl topladığımızı hemen gösterelim. İlk topladığımız yerlerden bir tanesi burada. Şuraya hemen girecek olursak. Birazdan o task bitme. Yaklaşımlar buyur. Da var. Yani mesela indicator of compromise. Bir istismarın en azından şeyi aranması senaryosu. İncelenecek olan kısımlarda yaklaşım olarak analistler nerelerde ne gibi noktalar, bulgular veya deliller bir siber olay olduğunu şey yapıyorsa, gösteriyorsa bunları kendi içinizde bir kontrol listesiyle şeyin üzerinde, binary üzerinden kontrol ediyorsun. Buralarda şöyle bir şey var mı? IOC'ler var mı? Ya da işte bir bunları diğer highlight ediyoruz zaten otomatik olarak burada. Aynen öyle. Drone'un yaptığı taraf burası şahane. Ama burada şuna dikkat çekmek lazım tabii bakın. Bu malware bulmak değil aslında. Burada yaptığımız şey şu. Aynen öyle. Bu bilgisayardan bakın olay yeri resmi dediğimiz bütün toplanması gereken, incelenmesi gereken her yeri toplamışız. Nerelere girildi, ne yapıldı, browsing historisinde kim var, bu bilgisayara login olan kullanıcılar kimler, kurulu olan uygulamalar neler, takılan USB bellekler, bunların hepsini tek resimde görüyorum ben. Drone'un özelliği şu, size şunları gösteriyor drone. Diyor ki, bak burada bir schedule task var. Bu schedule task'in yakın zamanda oluşturulmuş bu. Bakılması gereken şeylerden bir tanesi. Bat dosyası bu. Uzantısında bir script extension var. Saldırganlar tarafından çok kullanılır. Dosya boyutu çok küçük ve dijital imzası yok. Dolayısıyla aslında drone size şunu yapıyor. Kuş bakışı bir görüntünün üzerinde buralara bak, buralara bak diyor. Ve dolayısıyla aynen. Level 1, level 2 analistinizin yapması gereken şeyleri bir anda otomatize etmiş oluyorsunuz. Ve bunu da bu rapor üzerinden yapmış oluyorsunuz. Olay yeri müdahalesinde delil toplamadan kastımız aslında bu. Şimdi az önce başlattığımız task burada bitti yaklaşık bakın 2,5 dakika daha olmadı.
%89'u bitti. Birazdan bitecek. 5 dakika içerisinde ben size az önce gösterdiğim şu raporu göreceğim bu bilgisayardan. Bu raporda nelere bakmam gerekiyor? Anında bunları da göreceğim. Misal bu bilgisayarda Wireshark kurulmuş. Bu bilgisayarda ya VMware Workstation varmış. Yani diyor ki aslında... Bu da tool based yaklaşım işte. Yani tabii bir araç arama ya da bir tool arama. Buna göre aynen. Bir sıkıntı var mı sistemde? Buraya bir sızma girişimi gerçekleşmiş mi? Buna göre yaklaşım. Bunun gibi tonlarca uyarı gösteriyor size. Bakmanız gereken yerleri gösteriyor ama ilk planda. Sonrasında ben bunların içerisinde herhangi bir şey bulursam ya da drone bana bir şey gösterirse, örnek burada bir VMware var. Ya da schedule testlere gidelim tekrar. Orada bir highlight'ımız vardı. Şurada bir tane hash buldum ben. Ben bu hash başka hangi bilgisayarlarda var görmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde buraya gelip triage section'ına tıklayıp yeni bir tane kural oluşturuyorum. Bu ister drone tarafından bulunmuş olabilir, ister benim Cyber Threat Intelligence Provider'ım tarafından bulunmuş olabilir. Bir şekilde bana verilmiş bir bilgi var, bir IOC var. Burada örnek kurallarımız var. Örnek ben bir dosyayı hash ile aramak istiyorum. Uzantısıyla aramak istiyorum. Dosya adıyla aramak istiyorum. İçeriğiyle aramak istiyorum gibi. Hı hı. Ve hash'i yapıştırdığım anda bu SHA-2 olacak. Sorularımız gelmeye başladı bu arada. Nerelerde? Bir daha söyler misiniz? Nerelerde aynı şekilde bulaşma olmuş ya da nerelerde var? Onu evet, aynen öyle. Hem memory'de hem file sistemde ben bunu arayabiliyorum. Örnek bunu kaydettiğim anda otomatik olarak verify ediliyor rule'um. Sonra endpoint'lere gittiğimde istersen ben bunu binlerce bilgisayarda buraya tıklayıp doğrudan arayabiliyorum. Şu şekilde bu kuralı seçip. İstersen belirli bir taglenmiş endpoint grubunda arıyorum. Örnek sadece IIS serverlarda ara. Çünkü otomatik olarak Air zaten bunları label'ladı benim için. Ya da belirli endpointleri seçiyorum. Bunlara gönderiyorum triajı. Diyorum ki sadece bunları ara. Sonrasında bunlar gerçekleştikten sonra diyor ki bana Air, evet şu bilgisayarda, mesela şunu izole edelim. Bu bilgisayarda match var diyor. Dolayısıyla ben bu bilgisayarda bu IIS'yi buldum. Hemen sonrasında şunu yapabiliyorum. Gelip bu bilgisayarı isolate ediyorum. Network'ten kesiyorum. Ama ben bu bilgisayarı incelemeye devam edebiliyorum. Sonrasında da şu bilgisayarı da isolate edelim. Bu benim direkt desktop'umda. Yani sadece binalized'da erişim devam ediyor sistemin ama. Aynen öyle. Aynen öyle. Kurulan agent'ın. Aynen şurada gördüğünüz gibi 5-6 dakika içerisinde bitecek. Ve 5-6 dakika içerisinde gördüğünüz şeyi yapacak. Ama isolation'ı hızlı gösterebilmek için hemen bir örnek yapayım buradan. Ben bu bilgisayarı izole ettiğim anda bu bilgisayar network'ten kopacak. Bu bilgisayarda herhangi bir şeye giremeyeceğim ben. Ama incelemeye devam edebileceğim. Acquisition yapabileceğim. Delil toplayabileceğim. Triage yapabileceğim. Bu bilgisayardan timeline oluşturabileceğim. Örnek ben bu bilgisayarın timeline'ını almak istiyorum. Ya da daha kolayını yapalım. Şöyle yapalım. Zaten var olan bir task'ım var benim burada. Daha önce topladığım delili timeline'a göndereyim burada. Yeni bir timeline oluşturuyorum. Şuradan bunu seçelim. Anında bunu timeline'a gönderdim şu anda. Dolayısıyla timeline'a geldiğim anda bakın 5 dakika içerisinde ben bu bilgisayarın şu anda tarihinde olan her şeyi yani yüz binlerce event'i çok hızlı bir şekilde burada görüyorum. Bu makinenin kurulduğu andan itibaren o makinenin üzerindeki en eski delil tarihine sahip delil neyse bu file olabilir, schedule task olabilir, event log olabilir. Hangisi ise bunu burada görüyorum. Birden fazla analist bu timeline'da gezebiliyor. Herhangi bir dosyayı flagleyebiliyor. Herhangi bir evidence'ı. Ben flaglediğim anda diğer analistlerin hepsi görüyor bunu. Ben bu timeline anında yeni bir tane endpoint ekleyebiliyorum. İstediğim CSV ile zenginleştirebiliyorum. Ve bu sayede birden fazla analistle ben aynı vaka üzerinde çalışabiliyorum. Bu işlemi komple otomatize yapabiliyorum. Örnek gece saat 3'te benim Q radarım eğer alarm verirse mesela CEO'nun bilgisayarına port scan yapıldı ya da C-level diyelim daha da geniş olsun. C-level port scan tespit edildi CM'de. CM alert yarattı bana. Q-radar kullanıyorum. Anında ben hemen şunun çalışmasını istiyorum. Ya da compromise assessment profili çalışsın. Doğrudan drone incelesin bizim için o bilgisayarı. Otomatik olarak zaten burada bakın drone seçili. Bütün analiz modülleri açık. Ben bunu save ettiğim anda şu an Q-radar'la entegrasyon için bir adımım kalmış oluyor. Bu URL'i alıp Q-radar'a yapıştırdığım anda entegrasyon tamamlanmış oluyor. Gece saat 3'te Q-radar alarmı yarattığında anında az önce gösterdiğim raporu bütün önceliklendirmesiyle, bütün ilginç, şüpheli, tehlikeli, nadir ne varsa her şey karşıma gelmiş oluyor.
Çok hızlı ilerledim herhalde. Vaktimizin sonuna geldik zaten. Sorulara geçebiliriz. Doğrudur. Bu arada bakın ben Tamamdır yani. bitirmeden burada gördüğünüz her şeyi Binalize.com'a girip şu şekilde bir butonumuz var Try Now diye. Buradan doğrudan kendinize dedike instance alabiliyorsunuz. Yani şirket adınız örnek Cybercode. Cybercode.binalize.io diye bir domain açılıyor. 14 günlük deneme hesabını çok hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey boş bir ekran gelecek karşınıza. Şu şekilde bir ekran göreceksiniz. Hemen bir yeni organizasyon oluşturalım. Oradan gösterelim. Van diyelim buna. Sonra dashboard'a gelelim. Buradan diğerlerini kaldıralım. Sadece tek organizasyonu gösterelim. Şu şekilde bir ekran gelecek karşınıza. Bu ekranı görmeyeceksiniz çünkü tek organizasyon olacak. MSI'yi download edip kurduğunuz anda endpoint'inizi anında burada göreceksiniz. Endpoint'inizden delil toplamaya, triage çalıştırmaya, timeline oluşturmaya başlayabilirsiniz. Dolayısıyla Binalize.com'dan kendi kendinize demoyu, POC'yi yapma imkanına sahipsiniz şu anda. Onu da hemen belirtip topu Barkın'a geri atayım. Süper. Kabaca zaten değinilmesi gereken kısımların hepsini sen değindin aslında. Ben varsa bir soru alayım. Sanırım Emre Bey'den var. Sadece cloud-based mi? On-prem kullanılabiliyor mu? On-prem'de kullanabiliyorsunuz. Cloud-based kullanabiliyorsunuz. Docker-based bir management console bu. Yani burada gördüğünüz her şey aslında bir Docker imajı. Bizim burada yaptığımız gibi cloud'da ayağa kaldırırsanız cloud'da kullanıyorsunuz. Ama large enterprise müşterilerim işte Türk Hava Yolları gibi, Turkcell gibi bunlar kendi kurumların içerisinde kullanıyorlar. İnternete açık değil bunlar. Tamamen kullanım senaryosuna göre değişir. Ama iki yöntem de mümkün. Yani bazı kurumlar tabii ki de şey yapmıyor. Lisanslama için sanırım daha sonrasında yani sen genel bir söyleyeceklerin varsa lisanslama sorulur. Tabii uç nokta başına lisanslanıyor. Yani kullandığınız uç noktaya göre genelde 1 yıl, 3 yıl hatta 5 yıllık şu anda müşterilerimiz de olmaya başladı. 1 ila 3 yıllık ve uç nokta başına lisanslanıyor. Tamam. Başka soru varsa alıp sonra işte zaman yetmedi gene bize her zamanki gibi görüyoruz. Program yok ama şu anda SaaS versiyonundan rahatlıkla demo yapabilirler zaten. Bizim burada gösterdiğimiz her şeyi bu formu doldurdukları anda yaklaşık 2 dakika içerisinde kendi domainleriyle, kendi subdomainleriyle instance'ı alabilecekler. Yani, onun üstüne de en azından servis olarak bizim ne katabileceğimiz kısımları da netse problem yok benim açımdan. Tabii. Sanırım yok başka. Başka bir soru gelmedi şimdilik. Ben kapanışta şeyi söyleyeceğim sadece. Hani bu taraftaki en azından ortaya konulan gerçekten mühendisliği iyi yapılmış bir çözüm var. Ve artık sektör içerisinde giden bir trend var bu tarafa doğru. Çözümler belirli şeyleri engellemeyi sağlıyor ama olup biteni ya da o resmi çizmede benim klasik anlattığımız şey kurumum içerisinde ne gibi bir olay oluyor, ne gibi tehditler var benim kurumum içerisinde. Bunu görmeyi ürünler bir şekilde etrafından dolanarak çözüm getirmeye çalıştıklarını gösteriyorlar ama biz burada hem ürünü kullanıp üzerine mevcut know-how'ı ekleyerek de bunun cevabını vermeye en yakın en azından diyebileceğim. Farkın şeyi sağlıyoruz. Sözünü bölüyorum ama güzel bir soru gördüm. Demo lisansı cloud'a veri gönderiyor mu? Diye bir soru var. Buradan aldığınız yani Binalize.com free trial'dan aldığınız zaten cloud'da çalışan bir versiyon. AWS'de çalışıyor, Azure'da. Ama güzel yanı şu. Siz herhangi bir acquisition yapacağınız zaman şuradan hemen tamamını seçelim. Herhangi bir acquisition yapacağınız zaman delillerin nereye toplanmasını istediğinizi burada belirleyebiliyorsunuz. Acquire dediğimde ben, bunları hızlı geçtim özellikle. Bu delil nereye toplansın? Lokale mi toplansın? Cloud'a mı toplansın? SMB şehre mi alınsın? SFTP'ye mi gönderilsin? Amazon'a mı gönderilsin? Azure Blob Storage'a mı gönderilsin? Bunu siz belirliyorsunuz. Biz sadece burada Cloud'da uç noktadan alınan case raporunu size gösteriyoruz. Yani burada şu gördüğünüz özür dilerim. Raporu görüyorsunuz. Fakat güzel yanı şu, cloud'dan aldığınız trial versiyonunda ayarlara girdiğinizde
Burada görmeyeceksiniz onu. Ayarlara girdiğinizde burada bir Danger Zone denen bir bölüm var. Buradan o instance'ı komple silebiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Siz deneme versiyonunu aldığınızda biz cloud'da size bir instance açıyoruz. Yeni bir Linux makine. Danger Zone'a girip delete all dediğinizde de bütün o makineyi ve içerisindeki her şeyi siliyoruz. Dolayısıyla o konuda içiniz rahat olabilir. 14 günlük deneme versiyonu tamamen size dedike ve sadece sizin aksesiniz olan bir şekilde ayağa kalkıyor. Belirli zamanlarda tüm sunucu bilgisayarın taramasını yapıyor mu? Schedule özelliği var, evet. Yani doğrudur, şöyle yapıyoruz. Tetiklenebiliyor. Schedule'a bastığımızda, evet, aylık, haftalık, yıl, günlük, aylık, haftalık direkt bunu schedule edebiliyorsunuz. Düzenli olarak o bilgisayarda compromise assessment task'ini çalıştırabiliyor şu şekilde. Aynen öyle. Çok kısa hemen, hala hatta bayağı izleyicimiz var. Kısaca o zaman ekran içinden de bahsedeyim. Bakın, hızlı geçtim. Tamam, yani hızlı geçtin. Yani insanlar rahat rahatsız değillerse tabii ki ben bir sabah kadar tabii. Neleri topluyoruz? Hemen onu da bahsedeyim. 150'niz önünde dediğimiz sistemle ilgili bilgilerden tutun. O bilgisayara takılmış USB'ler, download edilen dosyalar, otomatik çalışan programlar, RAM imajı, hibernation dosyası, browsing history, o bilgisayardaki bütün dosyaların listesi, açılan folderlar, çalıştırılan dosyalar, network ile ilgili kayıtlar, event loglar. Örnek vermek üzere sadece şunu check etmeniz 170'in üzerinde incident response'ta kullanacağınız event record'u otomatik topluyor. Bizim şu anda 5 ila 10 dakikada topladığımız delili yani en kısa sürede herhalde 3-4 saat içerisinde ancak bir araya getirebilirsiniz. Onlar da CSV dosyaları olarak. Dolayısıyla burada gördüğünüz herhangi bir sistemden toplanabilecek deliller. Ek olarak application artifact'ler var. Örnek o makinede IIS çalışıyorsa IIS'in logları, DNS server çalışıyorsa DNS server'ın logları. Siz özel bir şey toplamak istiyorsanız, örnek bir phishing vakasını inceliyorsunuz. Bütün PDF dosyalarını almak istiyorum. Ben kullanıcı document folder'umdan. Rahatlıkla wildcard verebiliyorum. Son olarak da unique özelliklerinden bir tanesi diyelim. Uç noktadan hem netflow toplayabiliyorsunuz, yani pickup alabiliyorsunuz. Hem de network flow alabiliyorsunuz. Yani network flow daha simple, CSV dosyası. Ama pickup dediğimizde bütün o bilgisayardan açılan, kapanan bütün connection'ların kaydını alabiliyorsunuz. Payload'larıyla beraber alabiliyorsunuz. Payload'larıyla beraber ve burada da bir duration seçiyorum. 4 dakika 2 saniye boyunca bu bilgisayarda kayıt yap diyorum. Acquisition'ın bir parçası olarak, yani hem bunları topluyorsunuz, şurada gördüğünüz, check ettiğiniz, hem de paralel olarak o bilgisayarda pickup başlıyor. Gece 3'te, 5'te herhangi bir olay olduğunda insanlara şunu demek zorunda kalmıyorsunuz. Gidip bu makineye bir bakın. O makinenin RDP şifresi neydi? Kullanıcı adı neydi? Benim aksesim yok orada. Nasıl erişeceğim? Firewall'dan izin alabilir miyim? Soruları sormuyorsunuz. Çok trajik bir yerden girdin olaya. Yani evet. Müdahale için daha müdahaleye başlayamadan aynen öyle. Başka şeylerle uğraşıyor. Hakikaten doğru bu arada yani. En çok başımıza gelen konulardan bir tanesi. Başka bir şey var mı? Şimdi ben bu arada chat olarak çok başka bir yere bakıyormuşum. O yüzden tek soru güzel gördüm. Bir soru geldi. Kendi power user veya admin hareketlerini nasıl logluyor? Bunlardan bahsetmedim özellikle. Hızlıca bahsedeyim. Binalyzer 50 bin, yakın zamanda 75 bin endpointli kurumlarda çalışıyor. Dolayısıyla audit konusunda yapılan bütün hareketler bu bilgisayarda, task cancel edilmesine kadar, gördüğünüz gibi bakın webhook yaratılmasına kadar her şeyi görüyorsunuz. Güzel bir yanı, audit loglarını silemezsiniz. Audit loglarını silme özelliğimiz yok. Ürünün backupları otomatik olarak zaten alınıyor. Ek olarak Enterprise battle tested bir ürün. Fazlasıyla battle tested bir ürün. Birçok özelliğimiz var. İşte deployment token'ından tutun. Konsolun aksesinin sadece 8443'ten erişim olmasına, IP restriction'a, single sign-on'a, mesela Azure Active Directory ile giriş yapmak istiyorsanız direkt yetkilendirmeyi oradan yapabilmeniz için. Proxy, SSL, SMTP, kendi SMTP şifrenizi, account'unuzu girebilmeniz için. Syslog ile entegre ettiğinizde webhook'ta nasıl bir CM'den trigger alıyorsak burada da aynı şekilde CM'e de yaptığımız bütün hareketleri gönderebiliyoruz. Dolayısıyla merkezi bir yerden görebiliyorsunuz. Active Directory entegrasyonumuz zaten var. Enable ettiğiniz anda endpoint sekmesinde burada birebir Active Directory yapınızı görüyorsunuz. Backup tarafı da otomatik olarak ürünün backupları zaten alınıyor. Son olarak, bir de performans sorulur Emre. Performans evet. 10 sene boyunca endpoint security'de çalışan bir ekip olduğu için
Bizim müşterilerimizin en sevdiği konu bu. Herhangi bir uç noktada bizim ürünümüzü pasif agent olarak adlandırıyoruz. Pasif agent'ten kastımız şu. Neredeyse sıfır resource usage. Sebebi de şu. Biz EDR gibi, antivirüs gibi, DLP gibi o makinede sürekli bir şeyleri tarayalım, bir şeyleri bulalım, bir şeyleri intercept edelim mantığıyla çalışan bir ürün değiliz. Biz sizin o uç noktadaki eliniziz. Gece saat 3'te oradan bir şey almak istediğiniz anda anında oradan alabileceğiniz ürünüz aslında. Dolayısıyla ürünü kurduğunuzda ilk dikkat edeceğiniz şey şu. 11 MB'lık bir MSI dosyası, 11 MB'lık. Yaklaşık 14 MB'lık bir memory tüketiyor çalıştığı zaman. 0.01% de CPU tüketiyor. Bu kadar. Dolayısıyla resource kullanımı ile ilgili kafanızda hiçbir sorun olmaz. Alma anında şöyle, acquisition tarafında bakın sıfır neredeyse, yani hiç hissedemezsiniz onu. Ama yine de kurum polisisi olur, başka bir şey olur. Türkiye'deki müşterilerimizden bir tanesinin istediği bir özellik de bu. Bakın default olarak zaten biz burada optional veriyoruz bunu. Yani ama configure derseniz default olarak %100, ama %50 CPU'nun üzerine geçmesin derseniz acquisition'da dediğim gibi ihtiyacınız olmaz. Delil toplama sürecinde zaten CPU ile işimiz yok. Ama triyajda, yani olur da çok böyle heavy yara kuralları taramak isterseniz ya da sigma kuralları, onları da tarıyoruz. Bunu yaparken şunu isteyebilirsiniz. Benim high availability asset'lerim var. Ben bankayım. Örnek banka müşterilerimiz bunu istiyor. Ya diyor ki bizim bazı kritik web server'ların çalıştığı makinelerde %30'un üzerinde CPU kullanmasın. Tarama yaparken, yani hunting, IOC hunt ederken kullanmasın. Rahatlıkla bunu verebiliyorsunuz. Hatta burada gördüğünüz her şeyi policy dediğimiz özelliklerle şurada organizasyonlar bazında, mesela bazı müşterilerimiz var, 80 ülkede ofisleri var, 80 ülkede farklı policy'leri var. Ben şunu diyebiliyorum. Diyorum ki bu alt birimde ya da bu grupta, bu uç noktadaki bu aktif direktörü grubunda deliller buraya toplansın ya da bu uzak noktaya toplansın. CPU limitasyonu bu olsun. Bütün toplanan deliller kompres edilsin. Bir de şu spesifik şifreyle şifrelensin. Dolayısıyla ben A biriminden delil topladığım zaman biliyorum ki bütün deliller hem kompres ediliyor hem de bu şifreyle şifreleniyor. Bunun tamamını polisiyle verebiliyorsunuz. Bir sonraki aşamada kaç tane organizasyona map ettiğini görüyorsunuz. En son aşamada da testten save deyip, şu an ben fake bir şey girdim, o yüzden bir şey görmüyorsunuz burada, ama verify etmek için burada şeyleri göreceksiniz. Yani şu kadar bilgisayara match oluyor, okey midir? Okey dediğiniz anda bütün hepsi buradan geliyor. De burada şöyle bir soru gelebilir. Ben bunları override edebiliyorum. Edebiliyorsunuz yetkiniz varsa. Roller kısmına girecek olursanız burada. Zaten out-of-box rollerimiz var bizim. Ürünün üzerinde gördüğünüz bütün özellikler 92 tane privilege'a bağlı. Dolayısıyla benim override etme yetkim varsa policy'yi, o zaman override edebiliyorum. Override etme yetkim yoksa hiçbir şey yapamıyorum. Sadece acquisition'ı başlatabiliyorum. Nereye save edilsin, hangi şifre kullanılsın dendiyse o şifre kullanılıyor. Tamam. Hı? Şöyle bir soru var bu arada. Bu ürün cyber kodu mu demişler. Bunun cevabını sana bırakayım hem de. Bu ürün Binalyzer ürünü. Cyber kod bu ürünle kendi servislerini veriyor. Ve olay müdahale süresini kat be kat hızlandırıyor. Doğru. O tarafta da bizim hem toplanan delillerde timestamp, olay inceleme kısımlarımız var. Güzel bir soru. Toplanan delillerde timestamp var mı? Bu işi sektörde yapan ilk şirket Binalyzer. Bizden sonra yeni birkaç tane ekleyen şirket oldu. RFC 3161 timestamp kullanıyoruz. Bir rakibiniz var diye biliyorum ama ben ancak baktım notlarıma, yine siz çıktınız. Güzel. Güzel. O değişik olmuş, evet. Süper. Teşekkürler İlkeş Bey. Performansı etkilemiyor söyledik. Kendiniz test edebilirsiniz zaten. Dediğim gibi buradan denemeyi alıp bize güvenmeyin. Kendi bilgisayarınızda göreceksiniz ne kadar memori kullanıyor, ne kadar CPU kullanıyor. Doğru. Thread yüklenmesi o da yok. Bunu özellikle söyleyeyim. Yani tamamen izole kullanan kullanıcılarımız var. Örnek bir başka bir ülkenin bir hava kuvvetleri kullanıyor. İzole tamamen. Burada drone'un çalışma mantığı signature base'de çalışmıyor drone. Drone bir decision support sistemi. Dolayısıyla her bir delilin property'lerine bakıyor. Yani drone malware bulmaya çalışmıyor. Drone size şunu yapıyor. Bir yapay zeka modülü gibi düşünün. Sevmediğim bir kelime bu. Ama evet. Bir yapay zeka gibi düşünün bunu. Tecrübeyi aslında koda dökülmüş hali. Property'lerine bakarak
önceliği arttırıp azaltıyor. Yani şöyle düşünün, bana bir dosya gösterdiniz. Adı random görünüyor. Yükseltiyorum skorunu. Başka bir şey görüyorum, yükseltiyorum. Dijital imzalı dosya, düşürüyorum skoru gibi. En son bir pipeline'ın sonunda karşınıza bazı şeyler önceliklenmiş olarak çıkıyor. Bizim aslında birebir yaptığımız şey bu. Tam bunun cevabını verdim Ömer Bey. Anomaliyi ayıklıyor mu? Doğrudur. False positive diye bir kavram drone'da yok. Drone size bakmanız gereken şeyleri gösteriyor. Örnek şurada schedule task'larda, bu temiz bir makine bu arada. Burada şuradan bir drone'u açıp gösterecek olursam. Genelde sen bunları anlatırken aslında anlaşılmayan en temel nokta şu oluyor. Buradan binalize bir çıktı verip de şurada bir problemim var sonucunu sağlıyor mu? Ya da ben buradan aldığım şeyle hemen bir aksiyona geçmem gerekiyor şeyi var mı? Sonucu var mı? Bunu merak ediyorlar sanırım. Doğru. Mesela web shell varsa otomatik olarak tespit ediyor. Ama bakış açısı olarak nasıl az önce sunumun başında digital forensiği kırdık? Yani dedi ki bakın bu 40 yıl önceki metot. Bunu artık değiştirmemiz lazım dedik. Ondan dolayı bizim müşterilerimiz şu anda bizim önümüzü her gün kullanıyor dedik. Bu bakış açısının da değişmesi lazım. Yani malware bulmak artık imkansız derecede zor. Neden zor? Her gün 560 bin tane sample çıkıyor. Drone malware aramıyor. Drone şunu yapıyor. Geliyor, scheduled task'lara bakıyor yukarıdan aşağı. Entropisine bakıyor. Yakın zamanda mı oluşturulmuş ona bakıyor. En son çalışma zamanına bakıyor. Kimin tarafından oluşturulmuş ona bakıyor. Bu kullanıcı silinmiş mi silinmemiş mi ona bakıyor. Yani aslında siz drone'a her bir evidence'ı bir pipeline alıyorsunuz. Bir analiz pipeline'ına sokuyor drone. Ve her aşamasında delinin çeşitli propertilerine bakıyor. Ve size diyor ki ben bütün case'i inceledim. Bakman gereken yerler bunlar. Buralara odaklan, buralara dikkat et. Arka tarafta her şey elinizde bakın. Olay yerinin tamamı elinizde. Ama tavana bakma diyor. Yerde burada şey var. Kovan var, boş kovan var. Buraya bak diyor yani. Dolayısıyla siz odaları gezip yerde boş kovanı aramakla uğraşırken arka tarafta saldırgan diğer odaya geçiyor zaten. Öyle bir örnek vereyim. Dolayısıyla buraya aslında ürünü kullanıp bir operasyon, bir operatör tarafı mutlaka olması gerekiyor. Aynen. Yani ya SOC ya da MSSP ile çalışıyor olmaları gerekiyor. Mimari topoloji şöyle. On-prem'de kurabiliyorsunuz. Dataları toplamak için endpoint'ten doğrudan verdiğiniz lokasyona yükleniyor datalar. Offline mod şu şekilde. Özellikle MSSP müşterilerimiz bazen olay yerine gittiğinde bambaşka ürünler çalışıyor olabiliyor. Off Network Acquisition dediğimiz bizim offline collector'ımızla veriyi toplayıp buraya yükleyebiliyorsunuz. Şu organizasyona yükle dediğimde ben bunu anında alabiliyorum. Aynı şekilde bunu timeline'da da yapabiliyorum. Yeni bir timeline oluşturduğumda ABC diyelim. Empty. Doğrudan buraya şöyle bir durum. Sen orada bitir cümleni, bir soru daha geldi, onu da cevaplayacağım. Offline, dolayısıyla evet doğrudur. Lisanslama endpoint başına demiştik az önce. Hı hı. Kendiliğinden iyileştirme yapıyor mu? Bu da aslında olay müdahaleyle aynı konu. Olay müdahalede de genelde mevcut problemi çözüp bir anda sistemleri geri getirmesi beklenir. Binalize hem olay incelemeyi kolaylaştırırken bu olay incelemenin sonrasında da yani hangi çözümler sağlanması gerektiğini zaten doğası gereği aslında önerme tarafını yapıyor. Burayı zaten bir operatörün inceledikten sonra ne olup ne bittiğini ve nasıl bir çözüm geliştirebileceğini, nasıl bir teknolojiyle ya da işte bir çözümle danışmanlıkla ilerlenmesi gerektiğini bu inceleme sonrası çıkartması lazım. Genelde de işte bilmiyorum Emre, sana sormam lazım ama tabii kendinden iyileştirme yok. Hayır, böyle bir şey yapmıyoruz. Biz bir analiz ürünüyüz, investigation ürünüyüz. Compromise assessment'ı otomatize ediyoruz. Dolayısıyla aksiyon alma aşamasında yakın zamanda önümüzdeki versiyonda eklenecek bir özelliğimiz var. Interact dediğimiz, uzak makinede çeşitli remediation komandları çalıştırabileceksiniz ama biz bunu otomatik yapmıyoruz. Bunu piyasada otomatik yapan ürün de bilmiyorum, benim bildiğim dahilinde değil. Yok. Ama biz forensics ürünüyüz, yani öyle düşünün. Sizin normalde saatler süren delil toplama, inceleme, anlamlandırma, timeline oluşturma sürecinizi tam olarak 5 dakika indiriyoruz. Yaptığımız şey bu. Aynen. Biz buradan aldığınız guidance'la, buradan gördüğünüz verilerle aslında ilerleyebiliyorsunuz. Triage dışında aksiyon almıyor bu durumda.
Triyaj dışında şöyle, drone'un içerisinde Sigma ile triyajdan web shell scanner'a kadar birçok şey var. Ve bir sonraki versiyonda da isolation, şöyle triyajın aslında, ben oraya atladık. Burada makineye yeniden başlatma, shutdown yapma, unisolate etme gibi özelliklerimiz var. Hemen bir sonraki versiyonda da bu makineye shell açma özelliğimiz geliyor. Hatta mass shell açabileceksiniz. Yani bulk olarak şu işlemi yapabiliyorsunuz. Bunu kapatınca korkuyorum şey gidecek diye de. Bulk olarak ben nasıl bu bilgisayarlarda işte tagleme yapabiliyorum, acquisition yapabiliyorum. Bütün bu bilgisayarlarda şu komandı çalıştır diyebileceksiniz. Bu bilgisayarlardan dosya download etme, delil alma ya da işte çeşitli komandlar çalıştırma özelliğini yapabileceksiniz. Bu da önümüzdeki ayın ortasında ekleyeceğimiz özelliklerden bir tanesi. Vallahi hiç bu kadar soru geleceğini ve interaktif hale döneceğimizi tahmin etmiyordum. Bayağı güzel gitti. Süper, süper. Vallahi 1,5 saati de geçtik herhalde. Başka soru var mı bilmiyorum. Biz o arada kapanış yaparken gelirse onları şey yaparız. Kapanıştan kastım da bu arada son söyleyeceğim birkaç tane cümle varsa onlarla beraber alayım. Çok teşekkürler. Sonra kağıt tarafına geçelim. İzleyicilerimizin ilgileri için de çok teşekkürler. Detaylı bilgi zaten hem web sitemizden hem de sizden alabilirler. Dediğim gibi burada gösterdiğimiz her şey readily available anında direkt web sayfasından kendileri de demo yapabilirler. Ellerine sağlık valla kardeşim. Bizim de en azından işimizi kolaylaştırmış durumumuz. Hem olay müdahale tarafı olsun, hem tehdit avcılığı tarafı olsun. O tarafta biz bunları gerçekten hani servis olarak da vermeye çalışıyorduk, veriyorduk. Ama bayağı acı çekiyorduk. Bu ürünle işimiz hem kolaylaşmış durumda, hem de katma değer sağlamış durumdasın. Onunla beraber biz de aynı benzer üzerine servisi ekleyerek mevcut tecrübeyle beraber tehdit avcılığını, olay müdahaleyi, olay incelemeyi o tarafta Binalyze'le beraber yapıp bir rapor çıkartabiliyoruz. Karşı tarafa en azından bir portre çizebiliyoruz, öyle söyleyeyim. Bununla beraber o zaman ben hızlıca şey tarafına geçeceğim. Emre sen bilmiyorum kalmak ister misin? Çekiliş tarafına geçeceğim. Orada benim diğer toplantıya geçmem gerekiyor. 2 dakikam var. O yüzden tamam. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ben teşekkür ederim Emre'ciğim. Çok sağ olasın. Çok sağ olun vaktiniz için. Vakit ayırdın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tekrar bakın. Kolay gelsin. İyi bak kendine. Bakın ben host olabilirim. Ben çıkarsam kopabilir. Ben değilim değil mi? Ben de mi bilmiyorum. Bir bakayım. Okey zaten soracaktır bana çıkarken. Okay, sen tamam. De Barkın abi de host şu an. Tamam, tamamdır. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olasın. Sağ ol. Abi kavut için ben ekran paylaşayım istersen. Sen oku öyle ilerleyelim olur mu? Ha olur olur. Tamam sen de tamam. Hazırsa şahane olur valla. Aynen. Sen ben açayım ekranı. Paylaşabiliyorsun galiba. Tamam. Deneyeyim. Şimdi en azından katılımcılarımız için gene bir sürpriz hediye paylaşacağımız şeyimiz olsun. Bir eğlencemiz olsun. Hem neler anlattığı bir özetleyecek olan içeriği de var. Hem de biraz belki insanlara bir çam sakızı, çoban armağanı bir şeyimiz olur, katkımız olur. Buradaki şeyi biliyorsunuzdur, konsepte bir mobil cihazdan, internette, bilgisayarınızdan kahut sitesine giriyorsunuz, kahut.it. Karşınıza işte pin girebileceğiniz bir ekran çıkıyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz pini Zoom katılımcıları eğer girerlerse yarışmaya, eğlenceli yarışmaya dahil olmuş oluyorsunuz. Burada da hem tatlı sorular var, çok basit olan sorular da var. Biraz böyle anlattığımız konularda da çarpıcı, can alıcı yerlere ait bir iki soru da atıştırmaya çalıştım ki yani biraz da zor olsun diye. Onları toparladık. Burada önemli olan da biraz aslında rekabeti ön plana çıkartıyor. En hızlı cevap verenin üzerine fakat eğer doğru cevap verme süresi adetini arttırırsanız ya da diğer bu seriyi yakalamış kişilerden daha hızlı cevap verirsenize göre kendi içerisinde kautun farklı puanlama şeyleri var, algoritmaları var. O yüzden bayağı çekişmeli oluyor. Bir anda kimin nerede hangi sıraya geçeceği belli olmayabiliyor. Ve eğer şeyseniz eliniz çabuksa belki avantaj elde edebiliyorsunuz gerilerdeyken.
Şimdi kaç kişi kalmıştı? Şey tarafında, Zoom tarafında 53 kişi var sanırım. Şu an bu tarafta da hatta 51 kişi varmış. 48'i katılmış vaziyette. Gelecek mi bir 2-3 kişi daha yoksa başlatalım mı? Girmeye çalışan Hazırsın. varsa yazsın chatten, ona göre bekleyelim. Tamam. Chat ekranına bakayım bir yandan var mı diye. Yazan. Ben girdim ama adımı göremedim diyor Cem Bey. Şey bir nick ya da herhangi bir o esnada tuşa basıp da o şekilde geçiştirdiyseniz belki şey olmuş olabilir. O ekranı kaybetmiş olabilirsiniz ama büyük oranda ben Girmişsiniz o şeyi Cem Bey. hatırlamıyorum. Adınızı yazıyor Cem Göktel olarak. Lobide Ha, gözüküyorsunuz. tam şurada karşımızdaymış bu arada, evet. Bu şey tamamını ekrana gösteriyor mu? Göstermiyor herhalde, değil mi? Gösteriyor Yok, mu hepsini? sığmıyor abi hepsine. Aşağı doğru Sığmıyor, doğru. scroll'a. Doğru. Tamam. 50 olmuşuz. Kim kaldı? Bir kişi daha var mı gelecek? Yoksa başlıyoruz bu taraftan. 51 oldu. Tamam. Hazır herhalde. Şeyde de katılımcılarda da 51 var. Kavukta da. Hatta 52 oldu. Bir kişi de ekstradan geldi. Oo, kavut tarafı artıyor bu arada. 55. Burası gidecek galiba. Ne yapalım? Başlayalım mı? Hazır Başlayalım mıyız? abi istersen. Tamam. 55'te sabitledik herhalde. Gönder o zaman. Herkes hazırsa. Soruyu okuyacağım. O esnada en azından şeyleri de şıkları da ekranda görürseniz hızlı cevap verme şansınız olacak. Sizin cevap vereceğiniz yerde renklere, şekillere göre şey değişiyor. Şimdi ilk soru, bir delinin mahkemede yeterli sayılabilmesi için hangi şartları sağlaması gerekmektedir diye bir genel kültür sorusu. Aslında değindi buna Emre de. Hash ve zaman damgası. Hash bilgisi delinin kendisi, delinin tutanağı diye şıklarımız var. Ona göre şıkkı seçtiğinizde 50 tane cevap oldu. Bayağı da hızlı davranıyorlar bu arada. Güzel. Katılımcı etkileşimi fazla bir şey webinar oldu ya. Çok hoşuma gitti. Güzel. 56 tane cevap. Süremiz de bitti. Doğru cevap hash ve zaman damgası. Hash bilgisi delinin kendisi, deli tutanağı diyenlerin sayıları az. Herkes en azından ağırlıklı doğru cevabı vermiş gibi gözüküyor. 40 kişi devam edelim. Şimdi burada hemen şeyi görüyorsunuz. İlk soruya karşılık gelen sıralama. Tolga Bey yukarıda, Cem Bey, Kırbekir Muhammed ve Osman Beyler sıralama içerisine girmişler ilk 5'te. Şimdi ikinci soruya devam ediyor. 7 soru olacak bu arada. Windows'ta servis masaüstü ile etkileşimde bulunur mu? Bu biraz daha böyle genel kültür sorusu gibi gene. Bir servisle bir proses yani uygulama arasındaki fark nedir aslında ve bu masaüstü etkileşimi nasıldır? Genelde delil incelemede kullanılan yaklaşımlarda önemli olabilecek bir genel kültür bilgisi. Doğru mudur, yanlış mıdır? Masaüstü ile etkileşimde bulunuyor mu bir servis? Bu doğru değildir diyenler. Yani yanlış seçenler aslında doğru yapmış oluyor. Burada bir şey de var. Kavram kargaşası olmuş olabilir. Servis prosesler masa üstüne çoğunlukla etkileşime geçmek için yapılırlar. Servisler daha farklıdır. Arka planda genelde masa üstü, genelde demeyeyim de kesinlikle gene masa üstüne etkileşime geçmeyen ve bir ağırlıklı olarak da işte SVC host dediğimiz bir prosesin yönetmiş olduğu, ana prosesin yönetmiş olduğu özel süreçler. Masaüstü de genelde etkileşimleri olmuyor bunların. Tamam, devam edelim. Sıralama gördüğünüz üzere bir anda değişiyor fark ettiyseniz. En çok, en hızlı kim verdiğine ve doğru cevap verme şeyine göre, temposunda, serisine göre değişiyor. 30 sıra birden Furkan bir anda fırlamış mesela. Üçüncü soru, makinede
Exe dosyasının ne zaman kaç kez çalıştığı bilgileri Windows'ta hangi kısım incelemesi ile anlaşılabilir diye sormuşuz. Prefetch, MFT, PowerShell, History, NTDS, DIT. Bunların tabii farklı anlamları var. PowerShell'de, NTDS, DIT'te, işte Prefetch'te. Nedeni bilgi sağlanıyor, bilmek lazım. Genel kültür bilgisi olsun diye paylaşmış olalım. Prefetch bu tarafta, bu kazık sorulardan bir tanesiydi bu arada. Gerçi şıklardan belki daha önce karşılaştıysanız PowerShell historisinden tuzak olarak belki şey yapabiliyorsunuz. Ama adli delil olarak Prefetch sistem içerisindeki kimin nereye ne kadar eriştiğiyle alakalı bilgileri kendi içerisinde saklıyor. Bunu da binary içerisinde de mesela özel kendine ait ayrı bir kısımda da elde edebiliyorsunuz. Devam edelim. Ne olmuş sıralama? Oo, bir birincimiz inatla şeye devam ediyor. Güzel. Hacker Becker. Onur Atali, Aydın, Serdar, TT'ye sıralama içerisinde değişenleri. Devam edelim. Yeni sorumuza. Buradan sonra tam kritik evre. Her temas bir iz bırakır sözü hangi araştırmacının yasası olarak kabul edilmektedir? Buna da aslında sunum içerisinde değinildi. Kukos Principle, Elon Musk Principle, Dr. William Principle, Lockhart Principle. Principle'ları da şey olarak terminolojiden çevirmişiz. İngilizce'de principle diye geçiyor ya, yasa. Lockhart olarak doğru cevap, çoğunluğun işaretlediği şık. Güzel. Elon Musk. Burada biraz sanki şey olmuş, popülariteyle oynamak gibi olmuş sanırım. O sıralama değişmiş. Ekrem Ekrem mesela tahtına nedenler var. Serdar Bey gelmiş. Aydın Bey ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Güzel. Diğer sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi registry'de bulunan otostat konumlarından bir tanesidir? Registry'de kayıt girdiğinizde, makine yeniden başladığında kalıcı hale gelmek açısından kullanılan yeri soruyor. Bunu işte sistem yöneticileri, siber saldırganlar çok sıklıkla kullanır, tercih ederler ya da bakarlar. System Start, Current Control Set, Services, Security, Autostart, Programs, Boot. Burada tabii olmayan uydurulmuş şeyler de var. Control, Current Control Set, Services, doğru cevap. Diğerleri içerisinde bazıları uydurulmuş olan şeyler, mesela Programs, Boot gibi. En azından birkaç tane yer var bu arada, sadece tek bir yer yok, onun bilgisini vermiş olayım. Current Control Set Services yine register içerisinde tek yer değil ama diğerleri yanlış olsun, tek bir doğru cevap olsun diye uydurulmuş olan cevaplar. Devam edelim. Ne olmuş sıralama? Serdar şu an ateş almış vaziyette, 5 cevaplık seri yapmış. Güzel. Ve bir anda sıralama gene sanırım değişti. Aydın Bey aşağıya gelmiş. Hacker Becker birinci de tekrardan oynuyor, gözüküyor. Güzel, bayağı çekişmeli gidiyor. Bakalım gelsin hemen, heyecanı fazla şey yapmadan. NTLM ile başarılı oturum açma kaydı hangi event ID ile belirtilir? Sistemciler özellikle bunu çok daha iyi bilirler. Blue Team içerisinde olanlar da. NTLM Kerberos kendi içerisinde farklı oturum açma, başarılı oturum oluşturma kayıt ID türleri var. 4624, 400, 4756, 4740 olarak şıklar verilmiş. 50 kişi de cevabını vermiş bu arada. Bayağı süre bitmeden hızlı hızlı cevaplar oluşturuluyor. Güzel. 4624 NTLM'de başarılı oturum açmak için Microsoft'un belirlemiş olduğu bir event ID, kayıt ID değeri. Diğerleri yanlıştı. Devam edelim. Sıralamada değişme var mı? Çok bir değişme olmamış. İlk 5'in Onur Atalı girdi. Güzel.
15 sıra birden cyberattack en çok yükselen olmuş. Aşağılarda bu arada bizim göremediğimiz kısımlarla ilgili olup bitenleri de şu şeyden görüyoruz. 15 sıra birden yükselmiş. Güzel. Devam edelim. Son soru sanırım. Evet, son soru. Bu da artık sonucu belirleyecek. USR class.dat dosyası ne için vardır? Ne için kullanılır? Sistem bu dosyayı ne maksatlı kullanır? Hangi dosyaların açıldığını görmek için, kullanıcı ayarları için, kullanıcı hakları için, gizli dosyalar için diye cevapları vermişiz. Bu biraz kazık oldu sanırım. O yüzden cevap süreleri biraz gecikmiş durumda. 40 kişi cevapladı. Süre bitiyor. 45'te bitirdik. Hangi dosyaların açıldığını görmek için sistemin kullanıcı bazda en azından kaydını tutmuş olduğu bir dosya, kayıtlarını saklamış olduğu bir dosyaya demiş olalım. Doğru cevap olarak. Durumu görelim. Şimdi sakin sakin. Podyumumuzda 3. sıradan Ceyhun gelmiş. İlk üçteki sıralamada HackerBacker ikinci, birinci sırada şampiyon geliyor. Spotumuzu tuttuk. Güzel. Serdar Bey birinci olmuş. Dördüncü bey de dördüncü sırada Tolga Özbek. Beşinciyi göremedim bu arada. Şeyde gösteriyor mu? İleri deyince. O tarafta göremedik. Neyse. Podyuma döndüğümüzde de belki gösterir. Oradan şey yaparız. Şimdi sıralama içerisine giren kişilerle herhalde irtibat gene bizim Mete senin üzerinden gerçekleşiyor olacak. Doğru mu? İletişim adresi var. Hepsinin sende. Şöyle, kaot için Zoom kaydı şart koşmuştuk aslında, duyurularda bu şekilde paylaştık. Zoom Tamam. kaydı yaptıranlardan hani atıyorum HackerBacker şu an kim, nickname kullanmış ama onun tespitini nasıl yapacağız bilmiyorum. O yüzden hani Zoom Bir şey var. kaydı olanlara göre, yani diğer atıyorum dördüncüye de verebiliriz, yani ikinciyi tespit edemezsek bu şekilde Zoom kaydı yoksa o şekilde ilerleyecek Tamam. yani. Tamam, süper. O zaman o tarafta irtibata geçilecek yine kontak bizim paylaştığımız e-mail adresi herhalde, değil mi? Evet, aynen. Yani Tamam, biz güzel. de Zoom kaydı üzerinden tespit edip iletişime geçeceğiz zaten. Tamam, anlaştık. Teşekkür ederiz. Hem katılımcılara vakit ayırıp bizlerle hem yeni ortaya çıkartmaya çalıştığımız hizmetlerimiz, servislerimiz hem de partnerlerimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmaları dinlediğiniz için hem de bu keyifli vakitte öğleden sonra en azından bir zaman geçirmek için eşlik ettiğinizden dolayı teşekkür etmiş olayım. Bir sürçülisan ettiysek affola diyelim. Onun dışında başka etkinliklerle ilerleyen zamanlarda yine sizlerle beraber olmak dileğiyle diyeyim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Görüşmek üzere diyorum. İyi bakın kendinize.